İyi akşamlar kıymetli TV100 izleyicileri. Yüz yüze de bir perşembe akşamı daha karşınızdayız. Yüz yüze gündemi kovalayanları, gündemi belirleyenleri, gündemi en iyi yorumlayanları karşınıza getiriyor. Hem onların deneyimleri, tecrübeleri, hayat hikayeleri hem de bugüne bakışlarını sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Her hafta birbirinden kıymetli konuklarım var ama bu akşam hakikaten özel bir isimle birlikteyiz. Sayın Mustafa Destici, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı hem de 27. dönem Ankara Milletvekili Sayın Destici. Nasılsınız Sayın Destici? İyi misiniz? Hamdolsun iyiyim, teşekkür ederim. Tabii çevremizde, yakınlarımızda bu COVID-19'a yakalanıp hayatını kaybeden arkadaşlarımızın, tanıdıklarımızın üzüntüsü hepimiz gibi bizleri de derinden etkiliyor. Bugün de yine bizim Ordu İl Başkanımız Durmuş Zor Bey'in ağabeyi Mustafa Zor'u kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Amin. Durmuş Bey'in kendisi de COVID pozitif ama onların durumu iyi hanımefendiyle birlikte. Geçtiğimiz günlerde yine Konya İl Başkanımız, Ocak Başkanımız, Merkez Karar Üyesi arkadaşlarımızdan var. Tabii vatandaşlarımızdan olanlar var. Hepsiyle birebir de ilgilenmeye çalışıyoruz ama tabii tedavinin de şartları belli ve bütün Türkiye'de aşağı yukarı bütün hastalarımıza aynı tedavi uygulanıyor. Yani Türkiye bunu yakaladı, Sağlık Bakanlığı bunu yakaladı. Ama tabii belli bir süre daha mücadelemiz sürecek. Ben geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanımızla da bir saatlik bir ziyaret ettim, sohbet imkanı buldum. Bugün de herhalde ilk aşı Hacettepe'de uygulandı. Evet. İnşallah bu hem Türkiye'nin üretmeye gayret ettiği hem Çin'den ve Rusya'dan gelen aşılar da eğer olumlu sonuçlar alınırsa tabii ki biz de bütün dünyada inşallah bu hastalıktan bir an önce kurtulur. Çünkü hastalık şimdi bugünkü rakamlara bakıyoruz. 1648 hasta var ve 66 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam kaybımız tabii bu şekilde 7315 oldu ve test yapılan ve tespit edilebilen aşağı yukarı 35.000 vaka var, daha şu anda hasta var. Hı hı. Günlük ortalamalara baktığımız zaman yükselerek devam ettiğini görüyoruz. Tabii burada yapılacak şey kurallara uymak, tavsiyelere uymak. Bu da belli. Maske, mesafe, hijyen. Biz de bunlara azami derecede uyarak ve başta kendi yakınlarımızdan, aile efradından, camiamıza ve diğer bütün vatandaşlarımıza bunları tavsiye ederek, bazen tavsiyenin ötesinde de uyararak kendimiz de buna başta uymak şartıyla gayret edeceğiz. Yani bu hastalıkla mücadele etmenin şu anda başka bir yolu da gözükmüyor. Siz kendinizi nasıl koruyorsunuz? Yani ben hep bu siyasilerle ilgili olarak o mesele kafamdadır. Siyaset temasla, evet, olan, hele ve hele lider bizdeki siyasal kültür, bunun yanında olduğumu söyleyemem ama, hı, böyle bir siyasal kültür gerçeğimiz var. Gerçeğimiz bu. Bizim gerçeğimiz bu. Yani lider kaşını kaldırdı, evet, mı, bana dokundu mu, dokunmadan geçti, ne olacak falan. Hatta onun bazen böyle gider, karşılamalarda tokalaşıyorsunuz ya. Sonradan duyuyorum ya, benim yüzüme bakmadı. Bakmadı. Tamam, yani böyle. Yani gözünü kaldırmadı. Yani bir 100 kişiyle tokalaşıp gelmişsiniz oraya falan. Yani insan olmanın, evet, ötesinde bir takım süper insan vasıfları da yükleniyor. Tabii güzel bir şey, bir taraftan da seviliyorsunuz. Yani lider olarak size verdikleri değerin de o insanların bir yansıması ama korunmak da çok zor. İşte, evet, Sayın Babacan oldu mesela COVID. Sayın Arınca gene bulaşmış. Öztürk. Sayın Öztürk. Binali öyle, Bey. Binali Bey gene öyle. Binali Bey bir de teması da seven, yakınlardan, evet, falan. Şimdi siz de öylesiniz. Nasıl korunuyorsunuz? Şimdi bu biraz önce söylediğim maske, bir kere maskede çok titizim. Yani, hı hı, günde birkaç kere de değiştiriyorum. Evet, burada yayına girene kadar maskenizi çıkarmadınız, evet, mesela. Mesafeyi korumaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Ama dediğiniz gibi bunu %100 uygulayabiliyor muyuz? Uygulayamıyoruz. Programlarımızı ne kadar azaltabiliriz? Mesela ben hafta sonu, pazar, hatta cumartesiden başlayarak söyleyeyim.
Cumartesi günü Ankara'dan çıktım. Bizim Sivrihisar İlören köyünde şehidimiz vardı. Bu en son Van'daki 3 şehidimizden birisi. Onu cenazesine katıldım. Defin işlemlerine. Ailede tanıdığımız bir aileydi. Mekanı cennet olsun bütün şehitlerimizle. Oradan Denizli'ye geçtim. Teşkilatımızla toplantılar yaptık. Sonra bir kardeşimizin, arkadaşımızın kızının düğününe katıldık. Oradan gece karayoluyla Ankara'ya geldim. Sabah çıktım, pazar sabahı Bilecik'e, Söğüt'e gittim. Biliyorsunuz Ertuğrul Gazi ve Söğüt şenliklerinin bu sene 739.sü'ydü. Program güçlü bir şekilde yapılmadı ama biz geleneksel ziyaretimizi, Ertuğrul Gazi türbesi ziyaretimizi devam ettirdik. Oradan Sakarya'ya geçtim, Sakarya İl Kongremize. Oradan arabayla İstanbul Havaalanı'na geldim. Oradan bindim, Trabzon'a gittim. Trabzon'da il başkanımızın oğlunun nikahına katıldım. Oradan yine teşkilatla bir toplantı yaptım ve gece saat işte 12 gibi Ankara'ya geldim. Yani böyle programlarımızı da gerçekleştiriyoruz. Ama dediğim gibi bu kurallara uyarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama ne kadar %100 başarılı olabiliyor muyuz? Bir önce siz de anlattınız. Mecbur siyasetin içinde olunca %100 başarma diye bir imkanınız yok. Ama bunun yanında da tabii mümkün olduğu kadar bağışıklık sisteminin güçlü olması lazım. İşte yememize, içmemize, uykumuza da dikkat etmeye çalışıyoruz ve programlar dışında da çok kişiyle böyle yakın temas içinde olmamaya gayret ediyorum. Ben evde bile dışarıdan geldiğim zaman mutlaka temizleniyorum, elbiselerimi çıkarıyorum, duşumu alıyorum ve aile fertleriyle de mümkün olduğu kadar biraz mesafeli duruyorum. Onlara dahi yaklaşmıyorum. Mesela küçük kızım sarılmak istiyor bazen. Sarılırsak da böyle kafa altından sarılıyoruz. Evet, evet. O çocukları gerçekten yani zor bir dönemin çocukları oldular. Evet. İnşallah onların kişisel gelişimlerini de destekleyerek bu vartayı atlatmaya çalışacağız. Şimdi onlar da evde, yani sabah zaten kalkıyoruz, ev okula dönmüş. Birisi bir odada, birisi diğer odada, birisi diğer odada. Çalışıyorlar, aynı okula gider gibi sabah kalkıyorlar. Ve her birisi bilgisayarın başında ya da tabletin başında okullarını, derslerini yapıyorlar. Bayağı da gayretli çalışıyorlar. Ama inşallah tabii okullarımızın, ben bir eğitimciyim aynı zamanda. Yani hem orta öğretim, hem lise, hem üniversitede çalıştım. Şu anda tabii eğitimde gerçekten hem geçtiğimiz dönemin ikinci yarısı, işte hem bu dönem uzaktan eğitim, her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığımız, ona bağlı kuruluşlarımız büyük bir gayret içerisindeyse de tabii bu eğitim yüz yüze yapılır. İşin doğası, işin aslı bu. Dolayısıyla da bu eksiklik tamamlamak için daha sonrası epey bir gayrete ihtiyaç olacak. Tabii öbür taraftan sağlık da her şeyin önünde. Sağlığı da riske atamayız. İnşallah bir deneme yapılacak bu pazartesi günü belli sınıflarla ilgili. Haftanın belli günlerinde ailelerin de rızasına ve isteğine bağlı olarak yüz yüze eğitim başlayacak. Tabii inşallah verimli olur ama tabii bunu çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü zaten şu anda vaka sayılarımız pik yapmış vaziyette. İnşallah çocuklarımız orada iyi korunur. Hem kendilerine bulaşmaz hem de tabii onlarla birlikte ebeveynlerine de aile efratlarına da bulaşmaz diye ümit ediyorum. Ama bunu da denemek gerekiyor muydu? Bana göre denemek de gerekiyordu. Siz korona meselesindeki duyarlılığınızı sergilediniz bir taraftan, bununla başlayarak ben de hakikaten kişisel olarak kendinizi nasıl koruduğunuzu merak ettim. Bunu her siyasi için dediğim gibi merak ediyorum ama öte taraftan Türkiye'nin daha büyük korona gündeminde başka tartışmalar da var. Yani. Doğru. Genel, mesela Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı çağrım şudur dedi. Türk Tabipler Birliği bugünkü hassas dönemde İnsan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticilerle ilgili de adli işlem yapılmalıdır diye bir ifade kullandı. Siz nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Mesela Türk Tabipler Birliği sizce de kapatılmadı mı? Şimdi şöyle ya yani... Ya da Türkiye'de dernekler, sivil toplum kuruluşları falan bunların
iş hoşumuza gitmeyen şeyler söyledikleri zaman kapatılmalarını istememiz normal. Şimdi Ahmet Bey, Türkiye çok ciddi bir kamplaşma içerisinde, bir ayrışma içerisinde. Ben bunun şahsen ortadan kalkmasını arzu ediyorum. Bunun ortadan kalkması anlamında da elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Söylemlerimizde de bunu dile getiriyoruz. Ama tabii burada bizim de kırmızı çizgimiz var. O da nedir? Bölücüler, vatan hainleri ve gerçekten kasıtlı olarak bunu kışkırtanlar, körükleyenler. Bunlara karşı devlet tedbirlerini elbette almalıdır. Ama öbür taraftan bir başka daha husus var ki, şimdi Türk Tabipler Birliği ya da benzer, yani mevcut iktidarın, hükümetin ya da Cumhur İttifakı'nın karşısında olan gruplar, yani insanımızın hayatını ilgilendiren ya da devletimizin varlığını ilgilendiren, ülkenin birliğini, bütünlüğünü ilgilendiren konularda dahi hükümetin ya da hükümet yetkililerinin ya da devletin kurumlarının yanında duramıyorlar nedense. Yani şöyle bir anlayış gelişti. Mesela işte bu koronavirüsle mücadelede başta Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı personeliyle ilgili herkesin ortak bir kanaati vardı. Yani olumlu yönde bir kanaati vardı. Fakat daha sonraki süreçte işte bu bahsettiğim gruplar sırf iktidar karşıtlığıyla ve iktidar hırsıyla maalesef milleti yanlış yönlendirmeye ya da yanlış farklı algılar oluşturmaya çalıştılar. Şimdi dünyanın bütün ülkelerine baktığımız zaman bu pandemi süreciyle ilgili bir taraftan mücadele sürerken öbür taraftan da normal hayatımızı da devam ettirmeliyiz. Yani bütün milleti eve kapatamayız. Yani böyle bir şansımız yok. Ya da bunu nereye kadar sürdüreceksiniz? Elbette tedbirler alarak herkes işine de gitmeli. Devlet işleyişi de devam etmeli. Şimdi rakamların farklı açıklandığı ya da eksik gösterildiğiyle ilgili çok büyük bir algı oluşturuyorlar. Halbuki ben şu anda açıklanan rakamların tablo doğru okunduğu zaman ne diyoruz? Biraz önce de söyledik burada. 298.039 vaka olmuş bugüne kadar Türkiye'de. Ve bunların 263.745'i iyileşmiş, taburcu edilmiş. Bir önce ben ne dedim? 35.000 hasta var şu anda. Yani mevcut. Ya bunun bir kısmı ya evde, ya hastanede. Bir kimi normal geçiriyor, kimi ayakta geçiriyor, kimi hiç hissetmiyor. Pozitif ama adam hiçbir belirti yok. Ama bunların içerisinde de ağır hastalar var. Yani sayısı 1370 civarında olan ağır hastamız var. Şimdi Sayın Bakanımız bugün de açıkladı. Yani 17 Eylül itibariyle bu rakamlar 1648 yeni hastamız var dedi. Eğer 1648'den daha fazla hasta olunduğu iddia ediliyorsa o zaman bunun karşısında somut rakamlar konması lazım. Yok elinizde bir bilgi yoksa, bir belge yoksa sırf bir takım duyumlarla efendim işte yok işte şu şehirdeki kişiler böyle bilgi verdiler. İşte yok öbür ildekiler böyle bilgi verdiler. Bize bağlı doktorlar böyle bilgiler verdi diyerek toplum buranın üzerinden siyaset yapılmaz. Yani hele ki Türk Tabipler Birliği gibi ya da Mimarlar Mühendisler Odası gibi ya da başka kuruluşlar. Yani hangisi bir toplum örgütü olursa olsun, eğer gerçekten devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, insanın sağlığını, kişi hak ve hürriyetlerini, kişinin geleceğini, milletin istiklalini ve istikbalini düşünerek hareket ediyorsa, hele ki şu içinden geçtiğimiz şartlar bizim en çok birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda tam tersine ne yapmaları lazım? Yardımcı olmaları lazım. Türk Tabipler Birliği'nin yüz binlerce mensubu doktor var, üyesi doktor var. Bunlar da çalışıyor. Biz teşekkür ederken Türk Tabipler Birliği'ne bağlı doktorları ya da sağlık çalışanlarını ayırmıyoruz ki. Bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz, millet duygularımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz onlardan razıyız ve şu anda oranlara ne veriliyorsa da analarının ak sütü gibi helaldir. Devlet bütün imkanlarıyla onların yanında da olmalıdır. Millet de olmalıdır. Bakın milletimiz o hassasiyeti gösteriyor. Koronavirüs döneminden önce sağlık çalışanlarına yönelik saldırı ya da sözlü, fiili tacizlere baktığımızda koronavirüs salgınından sonra bunun çok alt düzeye düştüğünü görüyoruz. Ya onun için koronaya mı ihtiyacımız var? Ya işte elbette ihtiyacımız yoktu da
Ama milletimiz duygusallaştı burada. Onu söylemek istiyorum. Yani zor zamanlarda birbirimize sarılabilmeliyiz. Ben peki, şahsen... Peki gerçek mi birbirimize sarılmak mı? Yani Türk Tabipler Birliği bir takım iddialara sahip. Bu iddialar evet dediğiniz gibi sizin tariflediğiniz şekilde belki bir nesnel kanıta dayandırılmıyor. Duyumlar üzerinden gidilerek söyleniyor. Ama aksine yönelik de bir kanıt yok. Yani bir açıklama var ve o açıklamayı da doğru kabul ediyoruz. Şimdi Türk Tabipler Birliği ve veya başka bir sivil toplum kuruluşu söylemini, bilim insanı çünkü bunlar sonunda doktor yani. Doktorlar tavırlarını siyaset ve sosyal huzurdan yana mı kullanmak durumundalar? Ve bunu yapmadıkları zaman da hemen sivil toplum kuruluşlarını derdest edip kapatalım mı? Ben öyle bir şey söylemedim. Yok, siz demediniz de yani evet. bunun bir çözümü yani varsa eğer bu mu? Şimdi bakın, Türkiye'de bugün kaç bin test yapılmış? 109.985 test yapılmış. Hı hı. Peki Almanya'da kaç test yapılmış? Aşağı yukarı Almanya'nın son 10 gün ya da bir hafta ortalamasına baktığınız zaman 20 binler seviyesinde seyrediyor. Şimdi Türkiye'de niye bu kadar fazla test yapılıyor? Çünkü Türkiye filyasyon ekipleri var. Yani hı. Türkiye her şehirde onlarca, belki bazı şehirlerde yüzlerce, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ekipler var. Ve bunlar sürekli gezici ekipler. Yani ben şahit oluyorum. Mesela gidip birisinde COVID pozitif çıkmışsa eve gidiyor ekipler. Aile fertlerinin tamamını test yapıyorlar. Şimdi halbuki biz ne duyuyoruz? Ya işte gidiyoruz testimizi yaptıramıyoruz. Yok ya, tam aksine eve gidilip yapılıyor. Yani bırakın hastaneye gelin. Ama şöyle de bir şey var. Tabii gereksiz anlamda bazıları da efendim işte acaba bende var mı? Gideyim bir yaptırayım. Böyle bir keyfilik yok. Yani şimdi böyle bir keyfiliğin önü açılırsa da o zaman elinizdeki testleri gerçek ihtiyaç sahipleri için kullanamazsınız. Onun için burada devlet, Sağlık Bakanlığı bir denge ve çok da tecrübelendi. Yani ilk günlerdeki gibi değil, Türkiye çok tecrübelendi bu konuda. Bir önce ne dedim? Ben çünkü beni Rize'den de arayan oldu. Genel Başkan Yardımcımızın ailesi, annesi. Orada da oldu, Zonguldak'ta da oldu, işte Van'da da oldu, efendim Edirne'de de oldu, Ankara'da da oldu. İşte biraz önce oradan bahsettim. Konya'da oldu, Erzurum'da oldu. Ve bunların ben hemen hemen bütün sağlık il müdürleriyle, hastane başhekimleriyle, hatta doktorlarla görüştüm. Ve şunu gördüm ki Rize'de hangi tedavi uygulanıyorsa Ankara'da o tedavi aynen uygulanıyor. Edirne'de hangisi uygulanıyorsa Konya'da da Van'da da aynısı hı-hı uygulanıyor. Şimdi buna, bir protokol var. Buna yardımcı olmak varken, bunu desteklemek varken efendim niye kafa karıştırma ya da buradan Sağlık Bakanlığı'nı, bakanlığı, işte hükümeti yıpratma? Yani buradan kimse bir fayda elde edemez. Peki, ama şöyle bir... ciddi anlamda bilimsel bir öneriniz varsa, bununla ilgili bilimsel bir öneriniz varsa onu koyarsınız ortaya ve dolayısıyla da eğer orada bir muhatap bulamazsanız o zaman biz de onun muhatap bulması noktasında gayret gösteririz. Şöyle bir yöntem daha doğru olmaz mı? Yani Türk Tabipler Birliği çünkü önemsiz bir paydaş değil bu konularda sağlıkla alakalı olarak. Yani Türkiye'deki doktorların ama sicilleri birliği bozuk. Bakın şöyle sicilleri bozuk. Ahmet Bey. Hayır, şunu söyleyeceğim. Aynen. Bir saniye bak, şöyle sicilleri bozuk. Türk Tabipler Birliği, işte TÜRMOB gibi bu tür bazı yapılar, aşırı solun elinde olan yapılar maalesef sicilleri bozuk diye niye şuradan söyledim? Çünkü bunlar mesela işte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde harekatında ya ne bileyim işte Libya ile münhasır ekonomik işbirliği ya da tezkerede ya da işte PKK ile mücadelesinde hep devletin karşısında saf tuttular. Ve devletin karşısında olanlarla işbirliği yaptılar. Onun için sicilleri bozuk. Ben diyorum ki ya siz eğer Türk Tabipler Birliği'sen ya da Eczacılar Birliği de var değil mi? Türk Eczacılar Birliği. Şimdi siz eğer gerçekten öncelikle sizin hedefiniz ne olmalı? Siz öncelikle birinci olarak kendi temsil ettiğiniz gruplarla alakalı öncelik vermesiniz. Ama zaten ve, onu söylüyorlar. Diyorlar hayır. ki bizim doktorlarımız ciddi tehdit altında. Nasıl tehdit altındaymış? Onların ifadelerine sorarsanız. Hayır, nasıl tehdit altında? Yani tehdit altında demek başka bir şey. Tehdit kimden geliyor ve tehdit, somut olarak nasıl tehdit ediliyor? Tehdit şu. Hayır, hastalık korona, noktasında tehdit altında diyorsa sadece onların doktorlar mı tehdit altında? Bütün Türk Tabipler Birliği'ne üye olmayan doktorlar da tehdit altında o anlam. Ya millet tehdit altında. Yani şu anda bizim diyelim ki aynen şöyle düşünelim.
biz Türk ordusu ya da Türk polisi teröre karşı bir mücadele veriyor değil mi? Şehit olmuyor mu askerlerimiz, polislerimiz? Gazi olmuyorlar mı? Şimdi o mesleği yapıyorsa elbette ki o mesleğin sonuçları var. Ama siz dediniz ki koruyun. Yani siz önce onlarla ilgilenin. Onlarla ilgileniyoruz zaten deseler ne diyeceksiniz onu merak ettim. Hayır şöyle. Bakın ben diyorum ki eğer doktorsanız, hemşireyseniz, sağlık çalışansanız o zaman elbette ki önce koronavirüsle mücadele noktasında elbette ki ön safta siz olacaksınız. Ben de diyorum ki onlar ön safta oldular. Biz onlara medyunu şükranız. Ve her ne verilirse de az diyorum bak. Devlet bütün imkanlarını sağlık çalışanlarımız için, doktorlarımız, hemşirelerimiz için kullanmalı. Ama birileri de bunları istismar etmemeli ve devlete karşı, bakanlığa karşı, hükümete karşı kullanmamalı ve milletin arasına da bir nifak tohumu ekmemeli. Biz bu da bir savaştır. Yani koronavirüsle mücadele de bir savaştır. Bunu kazanmamız için bizim etle tırnak gibi olmamız lazım. Bir yumruk gibi olmamız lazım. Somut faydalı önerileri varsa sunsunlar. Biz hiçbir doktor ayırt ediliyor mu? Yani ayırt edilmiyor. Bu doktor Türk Tabipler Birliği üyesidir, öbürü değildir diye bir ayırt yok. Hepsi aynı. Peki, hak ve menfaatlere sahipler. Türk Tabipler Birliği kendi üyelerinden oluşan doktor grubunun çıkarlarını savunmak adına bu anda izlenen sağlık siyasetini uygun bulmuyorsa, bu biraz evvel söylediğiniz kaygılarla bakanlığın, hükümetin, tırnak içinde devletin yanında durmak için susmalı mıdır yoksa bunu söylemeli midir? Eğer susmazsa sicili bozukluğu, sizin ifadenizde söylüyorum, üzerinden yani Suriye harekatı ile ilgili olarak söylediği üzerinden hastane ile ilgili söylediğinde, yani doğrudan hiç ilgisi olmayan bir şey bir taraftaki, belki öbür taraftaki de doğrudan kendi işi. Bunun üzerinden getirdiği eleştiri nedeniyle böyle bir sivil toplum kuruluşunun kapatılması inisiyatifi sizin elinize verilse kapatır mısınız yoksa çağırıp bir gel konuşalım kardeşim mi dersiniz? Şimdi çok şöyle, net şimdi sorun. Ben çok net girişte de söyledim zaten. Herkes fikrini, düşüncesini söylemeli. Eleştirisi varsa eleştirisini dile getirmeli. Burada sadece fırsatçılık yapmamalı. Ve burada sırf hükümeti, iktidarı, ben hükümet değilim. Ama salt bunun için yapılıyorsa diyorsanız. Salt bunun için yapılıyorsa ben bunu doğru bulmuyorum, bunu reddediyorum. Ve dolayısıyla da Tabipler Birliği'ni de bu efendim gayri samimi tutumundan vazgeçip samimi bir şekilde koronavirüsle mücadelede bir görüş ortaya koymaya ve sağlık çalışanlarına da sırf birilerini yıpratma, efendim işte Türkiye'yi uluslararası arasında zor duruma düşürmek için değil, gerçekten Türk milletine ve hastalarımıza faydalı olma noktasında gayret göstermeye davet ediyorum. Peki. Yani öbür tarafta kapatıp kapatılmama meselesi benim bileceğim bir konu değil. O hukukun içerisinde ama bir konudur. Ama siz bir partisiniz ve iktidara tabisiniz. Hayır, ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki ben Türkiye'de bütün fikirlerin, düşüncelerin özgürce söylenmesini savunuyorum. Sivil toplum örgütlerinin kurulmasından yanayım, çoğalmasından yanayım. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ha nereye kadar? Şeyimiz ne? Çizgimiz ne? Kırmızı çizgimiz bölücülük, vatan haini, terör. Yani kim teröre bulaşıyorsa, kim terörü destekliyorsa onun elbette ki yaşama hakkı olmamalı. Ama terör ve şiddete bulaşmadığı sürece herkes fikrini söyleyebilir. Herkes kendi derneğini, sivil toplum örgütünü kurabilir. Biz de sonuna kadar yani bu toplumsal sivil hayatın yürümesi adına da gayret gösteririz. Bugüne kadar da gösterdik. Bizim kırmızı çizgimiz terör ve şiddet ve bölücülük ve hainlik. Başka bir şey değil. Evet. Siz ağırlık sahibi bir siyasetçisiniz ve aslında yani tavrınız da öyle. İltifat olsun diye de söylemedim. Ama aslında çok gençsiniz siz. Yani ben en azından sizin genç olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü benle aşağı yukarı aynı yaştasınız. Yani 1966 doğmuşsunuz. Evet, çok genç de değilim. Yok, yani yok, gençsiniz şimdi. Siz yaşlıysanız ben de yaşlı olacağım. Orta yaşın üstündeyiz. Ama kendimizi, yani ben kendimi tabii ki genç hissediyorum. Yani 30'lu yaşlar gibi hissediyorum. İşin doğrusu bu.
Ama gerçek öyle değil. Hayaller başka, gerçekler başka. Yaşımız 54. 54 yaşındasınız. Ama tabii Türkiye'deki siyasetçiler içerisinde en genci gibi gözüküyorum şu anda. Evet, yaş olarak öyle. Ama yani tavrınız, konumunuzu çok rahatlıkla kaldırıyor. Üstelik siz zor da bir noktadasınız, onu da konuşacağım. Şu manada ki bir efsanenin koltuğunda evet. oturuyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet evet. olsun. Allah rahmet eylesin. Tabii zor, yani kolay değil. Olsun, Yazıcıoğlu'nun koltuğunda oturmak kolay bir ben, iş değil. Ben 1978 yılında Ankara'ya geldim. Ahmet Bey, yatılı İmam Hatip Lisesi'ne, Merkez İmam Hatip Lisesi. Şu anda Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye'nin en önemli ve en eski İmam Hatip Liselerinden bir tanesi. Bahçeye girdik babamla. Tabii o zaman siyaset çok hızlı. 77-78. Gruplar gelen öğrencileri karşılıyorlar. Beni de Muammer İncebel, bizim hemşerimiz Eskişehirli, yurdun ülkücülerin başkanı, beni karşıladı. Hemşerim gelmiş tabii. Ve biz o yurda adım atmamızla birlikte ülkücü harekete de adım atmış olduk. Yani 13 yaşındayım o zaman. Ve tabii yurdun bizim İmam Hatip'in hemen yanında, şimdi Gazi Kız Yurdu. O zaman Şeker Öğrenci Yurduydu. Böyle kurumların yurtları vardı. İşte şehirlerin yurtları vardı. Sivas Yurdu gibi, Niğde Yurdu gibi, Kayseri Yurdu gibi. Şeker Öğrenci Yurdu da bizim kontrolümüzde olan, ülkücülerin, Türk milliyetçilerin kontrolünde olan bir yurttu. Muhsin Başkan rahmetli Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nı bırakmıştı. 79 senesi ya da 80 başları olabilir. Eğitimcilik yapıyordu aynı zamanda, hem Milliyetçi Hareket Partisi içinde hem de Ülke Ocakları'nda hem de merhum Türkeş'in de baş danışmanlarındandı. Biz de hafta sonları ya da akşamları oraya seminerler oluyordu. Seminerlere gidiyorduk. Ben ilk orada tanıştım. 79 yılında rahmetli Muhsin Başkan'la bize seminer vermeye gelmişti. Ve ondan sonra tabii darbe oldu. Onlar içeri girdiler. Biz üniversiteye geçtik. Tabii biz Muhsin Başkan'ın hapisten çıkmasını bekleyerek geçti bizim 5-6 yılımız. Yani 7,5 yıl kaldı. 87'de tahliye oldu. Rahmetli merhum Türkeş 85 yılında tahliye oldu. Biz o zaman bizim ocak yapılanması içerisindeyiz. Tabii böyle ocakların, sivil toplum örgütlerinin yapılanmasına müsaade yok. Darbeden sonraki cuntanın etkisi devam ediyor. Her ne kadar 83'te seçimler yapılmış olsa da, ANAP iktidarı olsa da, biz de dergi etrafında, Bizim Ocak diye bir dergi çıkarıyoruz. Bu derginin etrafında okul teşkilatları, ilçe teşkilatları, il siz teşkilatları. Siz o zaman Ankara Üniversitesi ile ait. Tabii İlahiyat Fakültesindeyim. Aynı zamanda da Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde görevliyim. Okul başkanlığı, yurt başkanlığı. Ve bu, merhum Türkeş. Ekranda sizin Sayın Yazıcıoğlu ile beraber fotoğrafınız, gençlik fotoğrafınız diyebiliriz herhalde. Bu daha sonraki tabii Büyük Birlik Partisi ama kurulduktan sonra. Yani. Ya bu son 10 yıl gerçekten bizi de çok yordu ve bayağı ihtiyarlattı da diyebiliriz. Bir noktadan sonra doğru. Hızlı geçiyor. Şimdi o zaman mesela rahmetli Türkeş 1917 doğumlu. Belki seçemeyen olabilir. Siz hangisi olduğunuzu söyleyin burada. Ben burada Muhsin Başkan'ın sağ tarafında hemen beyaz takımlı. Beyaz. Sol tarafındaki de o zamanki Nizami Alem Ocakları Genel Başkanımız Tuna Koç Bey, Yüksek İnşaat Mühendisi, şu anda da Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu üyesi ve bizim de Yüksek İstişare Kurulu danışmanımız. Ocak yönetiminin bir toplantısıydı, yemekli bir toplantısıydı. Diğer başka masalar da var ama tabii bizim sadece bizim masayı veriyorlar. İşte merhum Türkeş 70'in üzerindeydi ama düşünün. Sezenler Sokak'ta, Ankara'yı bilenler bilir. Bizim ocağın genel merkezi oradaydı. 7. katta çoğu zaman asansör çalışmazdı ve merhum Türkeş o 7 katı çıkarak gelir. Özel bir eğitim grubu vardı. İşte okul başkanlarından oluşan, mevcut ocak genel merkezi yönetiminden ve haftalık dersler verirdi bize. Seminerler yapardı. Yani o günler gerçekten
80 öncesi daha farklıydı, 80 sonrası daha farklıydı. Tabii ülkücü hareketin, Türk milliyetçilerin yeniden değerlenmesi, toparlanması noktasında da çok güçlü mücadeleler verildi. Sizin, biz de o mücadele içinde yer aldık. Var. Bülent Ecevit'in önünde polisler beklerdi, Türk Eşitleri'nin önünde biz beklerdik. Doğru. Korumalarını bile yapmışsınız. Tabii doğru Ankara mu? Oran'da evleri yakındı, blokları yan yanaydı. Aynı blokta evet. değillerdi evet. ama blokları yan yanaydı. Merhum Ecevit'in evinin önünde polisler bekliyordu. Ama merhum Türkeş'in evinin önünde biz Ocak Teşkilatı sırayla işte her gün fakültelere şey veriliyordu ya da yurtlara. İşte deniyordu ki bu ay sizin okulda, üniversitede. İşte o ay öbür üniversitede. Ve oradan bizler de okul başkanı da olsa kendimiz de gidiyorduk. Diğer arkadaşları da örgütlüyorduk. Ve gidip orada bir gün nöbet tutuyorduk. O tabii bizim için çok büyük bir onur meselesiydi. Yani Türkeş'in evin önünde nöbet tutmak, sabah merhum Türkeş çıkıyor sizinle. Şöyle bir soru sorabilir miyim? Silah taşır mıydınız? Ya şimdi tabii bazı şeyler, hani ben silahla çok haşır neşir olan birisi değilim. Siz ama büyük sporcuymuşsunuz yani. Ama şöyle. Güreş, ama tabii futbol, ki Türkeş'in evinde herhalde. Nöbet tutuluyorsa onun gerekleri de yerine getirilmesi gerekir yani tabii. Sadece onu söyleyeyim. Yani. Peki şey... Ama daha önemlisi şuydu işte. Merhum Türkeş oradan çıkıyor, sizle selamlaşıyor, sizle sohbet ediyor. Daha sonra gitmeniz gerekirse belli programlara gidiyorsunuz. Yoksa orada bekliyorsunuz, akşam geliyor. Yani bir defasında... o zaman, şimdi tabii Ankara çok büyüdü. O zaman Oran Ankara'nın dışı gibiydi. Yani yarım saatte gidiliyordu. Oran o zaman, benim çocukluğum da Ankara'da bilirsin. Geçtiği için gayet iyi biliyorum. Oran'ı da iyi biliyorum çünkü birçok tanıdığımız otururdu. Kurtlar, kediler, otururdu. Tilkiler falan. Aynen, yani şeydi aynen. Orada. Ve bir de kar yağardı. Çok. İşte biz ve oraya bir, acayip kar yağardı. Biz, böyle bir anınız var. Biz bir hafta gittik ve şimdi profesör olan bir arkadaşımızla, okul arkadaşım, sınıf arkadaşım... beraber gittik. Kar yağdı. Dolmuşlar çıkmadı. O zaman tabii özel arabamız hiç falan çıkmazdı. Yok. Çıkmazdı. Bir de tepe orası. Ve biz orada 3 gün kaldık nöbette. Ya faydası ne oldu? Dinleyecek gidecek. Şeyden geliyordu. Yani Türkçesinden. O kadar gönderiyorlardı. Tabii gönderiyorlardı. Yani sağ olsunlar. Yani öyle bir yiyecek içecek problemimiz olmuyordu. Ama bize şu faydası oluyordu bu nöbetlerin. Aynı zamanda ders de çalışıyorduk. Yani ders çalışma anlamında da bir fırsata dönüşüyordu bizim için. Neyle için... ısındınız o kulübenin içini? Yani soba vardı. Soba var. Soba yakıyorduk. Bir de elektrik ocağı da vardı o zamanlar. Çok meşhurdu. Çay. Çay tabii şey kullanıyordu. Çay. Evet. Sizin peki bu dönemden kalma merhum Türkeş'le birebir bir anınız var mı? Böyle kimsenin bilmediği ya da paylaşmak isteyeceğiniz, hatırlamak isteyeceğiniz. Ya şimdi şöyle mesela merhum Türkeş ile ilgili biz tabii o zaman İlahiyat Fakültesindeyiz. Bu siz bilirsiniz Beşevler bölgesinde merhum Türkeş ile o da bazen yürüyüş yapardı orada. Bu yürüyüşlerin birisinde vatandaşın birisi geliyor ve diyor ki efendim diyor sizin gençleriniz çok iyi. Efendim işte çok milliyetçiler, çok vatanseverler, çok milletperverler. Ama diyor bu namaz konusunda bazılarında eksiklik var diyor. Tamam mı? Siz diyor gençlerinize söyleseniz de bu namaz konusunda biraz daha hassasiyet gösterseler diyor. Şimdi onun üzerine merhum Türkeş diyor ki biz elbette söyleriz ama diyor bir insana yani Allah emrediyor. Ya Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa bizim bir kul olarak ona söylememiz ne sağlayabilir ki diyor. Onun için diyor önemli olan o ruhu vermek lazım diyor. Benim yani hep hafızamda kalan sözlerinden bir tanesi bu. Peki çok ders dinledik Türkeş'ten dediniz. Tabii onun da ciddi bir siyasi müktesebatı ve önemli bir tecrübesi ve zaten yolu var. Zaten bizim o özel eğitim grubunda olan diyelim ki 16-18
kişi vardı arka, ama tabii dönemsel olarak değişiyordu. Bir sene sonra başka bir grup oluyordu. Soru sorabiliyor muydunuz? Mesela hiç kimse bir gün 27 Mayıs'taki rolünü sordu mu Alparslan Türkeş'e? Ya şimdi şöyle tabii bir... Ya öyle bir ortam mıydı yoksa o anlatıyordu? Şimdi şöyle bir disiplin içerisinde geçiyordu dersler. Yani bir disiplin içerisinde soru elbette soruluyordu. Soru sorma ya fırsat veriyordu. Ama tabii bu sizin dediğiniz tarzda sorular o seminerlerde çok şahit olmadım ama kendisi anlatırdı. Ama bu soruları ben mesela onunla birlikte Milli Birlik Komitesi üyesi olan merhum Ahmet Er ağabey vardı. Bizim partimizin de kurucularından, mekanı cennet olsun. Amin. Onunla çok konuştum. Yani bu 1960 darbesi, Milli Birlik Komitesi'nin buradaki duruşu, tavrı, merhum Türkeş'in tavrı. Bütün bunları ben kendisiyle çok açık açık konuştum. Yani kendisinden bunları dinledim. Çünkü başka konularda söyledim. Yani yine o döneme ait toplum tarafından çok bilinmeyen başka konuları da sordum. Çünkü bunlar gerçekten hani bir tarihi yaşamışlar ve çoğu bunlar çok kitaba aktarılmamış. Onun için ben sık ziyaret ederdim Ahmet amcayı merhum. Ve onunla da bu konuları konuşma fırsatı yakaladım. Ve orada beni rahatsız eden bir şey olmadı. Hı hı. Onu söyleyeyim. Yani genel özet olarak söylemek gerekirse... İdamlara karşı olduğunu... Tabii idamlara karşı... ayıbının... Şimdi şöyle, merhum Türkeş şunu görüyor. Bir darbe olacak. Yani darbe olacak. Bunun önlenmesi mümkün değil. Dolayısıyla da biz de bu işin içinde yer alalım. Ve hem darbe tamamen solun kontrolünde bir darbe gerçekleşmesin, milliyetçileri ezip geçmesin, maneviyatçıları, muhafazakarları ezip geçmesin. Öbür taraftan da işte kanlı olmasın ve darbede idamlar yaşanmasın. Yani bu şekilde o şeyin içine giriyorlar ama daha sonra tasfiye ediliyorlar biliyorsunuz. Hı hı. Ve kendileri de sürgüne gönderiliyorlar. Evet. Osmanlı usulü. Evet. Elçilik görevi verilerek uzaklaştırılanlar, merkezden uzaklaştırılanlar. Ya şimdi şöyle, Osmanlı döneminden tabii sürgün, ben mesela Sivrihisar'lıyım. Sürgün yani. Eskişehir, Sivrihisar, ilçemiz daha sonra oradan ayrıldı gün yüzü. Şimdi Hızır Bey biliyorsunuz, Sivrihisar'lı. Sivrihisar'da o zaman 13 medrese var. Yani İstanbul'un... Kadısı biliyorsunuz ve ilk belediye başkanı. Onun oğlu Sinan Paşa sadrazamlık yapıyor Fatih döneminde. Mesela sürülüyor Sivrihisar'a. Sivrihisar'a sürülüyor. Bizim dedemiz Kura Havuz Osman Efendi orada hem cami kebir baş imamı hem baş müderrisken Fatih medresesine geliyor. Çünkü o zaman Sivrihisar'la oradaki medreselerle ta Hızır Bey döneminden, Sinan Paşa döneminden gelen bir gelenek var. İlişki içerisindeler. Yani Sivrihisar Osmanlı İstanbul Türkçesi konuşuyor. Eğitim Fatih Medresesi ile aynı yürütülüyor. Hem öğrenci gelip gidiyor, hem hocalar gelip gidiyor. İşte sürgün edilenler oraya gidiyor. Sancak o zaman. O da mesela geliyor Fatih Medresesi'ne 7 sene, 1896'da geliyor. 7 sene eğitimini, yüksek eğitim alıyor yani daha doğrusu burada. Sonra gidiyor, evleniyor, tekrar geliyor. Bir 7 senede Fatih Medresesi'nde müderrislik yapıyor. Ondan sonra cami kebire baş imam. O hiç Sivrihisar'a gitme şansınız olduğunu bilmiyorum. O Türkiye'nin en büyük ahşap mimari camisi var biliyorsunuz. Evet. Selçuklu yapımı. Bizim köyümüz de Gecekköy'ü Sivrihisar'dan daha önce geliyor Selçuklu oraya. Orayı kuruyor. Bizim camimiz 1220 geçiyor ama yani Sivrihisar'dakinden daha 50 yıl daha önce gözüküyor. Ama bizim eskiden beri bildiğimiz Selçuk Bey'in oğlu Umur Bey tarafından yaptırılmış. 1170'li yıllarda yaptırılmış. Ve tekrar geldiğinde buraya 31 Mart vakası oluyor. 31 Mart vakası olunca tabii işte ihtiyatçıların ordusu geliyor, harekat ordusu. O zaman medreselere de müdahale olunca dedemiz tekrar Sivrihisar'a dönüyor. Baş müderris ve işte cami kebire baş imam. Cumhuriyet dönemine kadar orada Günüzlü Medresesi'ni kuruyor. Tabii ilan edilince... Cumhuriyet ilan ediliyor. Belli bir süre sonra işte kılık kıyafet kanunu, tekke zaviyetler, şapka kanunu çıkıyor. Ve onun üzerine müftüye diyor ki, müftü atanıyor, sistem değişiyor. Diyor ki ya biz Ankara'ya yazalım,
İşte özel hiç olmazsa dini günlerde, cuma gibi başka mübarek günlerde dini kisve müsaadesi, işte sarık müsaadesi isteyelim diyor. Müftü diyor ki ben yazamam diyor. Tamam, o zaman ben imzalayamam, ben gönderemem. O zaman diyor ki ben yazayım, siz imzalayın itaat amiri olarak. Diyor ki hoca ben ne yazarım, ne gönderirim. Diyor ki biliyorsun diyor Ankara'ya gidenler gelmiyor, Sivrisar'da Ankara'ya çok yakın diyor. Fakat buna rağmen dedemiz yazıyor ve ona şey geliyor Ankara'dan. Cami Kebir baş imamı, baş müderris, Kurra Havuz Osman Efendi işte belli günlerde dini kisveyle gezebilir diye yazı geliyor. Hı hı. Ama belli bir süre sonra işte köye geliyor. Zaten orada konağı var, şeyi var. Ve 1930'da 54 yaşında kendisi yukarıda kalırmıştı. Aşağıda çalışanlar falan, arazileri var, dükkanları var. O zaman bir gün her sabah namazı sonrası çayı ya da kahvaltısı gidermişti. Bir gün çıktıklarında rahle başında 1930 senesinde 54 yaşında vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Evet. Peki Sayın Türkeş'le alakalı, merhum Türkeş'le alakalı anılarınızı dinledik. Bir de en başta söylediğim başka bir efsane var. Muhsin Yazıcıoğlu. Şimdi tabii o bizim efsanemiz. Hı. Yani onu soracağım zaten. Tabii. Yani bu efsaneden bu efsaneye doğru şöyle veya böyle bir rota değişikliği evet. var. Bir gönlünüzün kaymış olması meselesi söz konusu. O gönül kayışı nasıl oldu yani? Oradan değil de buradan yürümeye, işte milliyetçilik davasının bu kulvarında değil de o kulvarında yürümeye nasıl karar verdiniz? Şimdi ben tabii aslında ayrılmadan yürümeyi tercih ederdim. Bir kere onu söyleyeyim. Biz o dönemde yani Milliyetçi arkadaş, Hareket Partisi'nin biz Türkeş'in yanından ayrılmadan yürümeyi. Şöyle yani tercih bir bütün ederim. Olarak Türk milliyetçilerin, ülkücülerin bir bütün olarak yürümesini tercih sadece ederim. Sadece şahsi olarak değil bir şahsi olarak değil. Fikriyat olarak bir da bir fikriyat bunu olarak yani bir mefkurenin olabilir, etrafında mefkure. Buluşmuş insanlar olarak. Çünkü biz gerçekten hele ki bizden bir kuşak öncesi çok ağır bedeller ödedi. Yani onlarcası idam edildi, binlercesi şehit edildi, yüzlercesi işkenceyle öldürüldü. Bir kısmı işte 80 öncesi olaylarda, bir kısmı 80 darbesinden sonra bir oradan bir buradan burada, mantığıyla. Burada bir araya gireyim mi? Ayrı bir soru sormak istiyorum ama öbür taraftaki yürüyüşün yani evet, meseleyi anlatışınızın insicamını bozmak istemem. Ben şimdi bir sosyal bilimci olarak son 30 yılın vakalarını da işte gittikçe önden seyreden birisi olarak en azından gözlemleme şansı olan, sizin gibi kıymetli şahsiyetleri tanıma şansı olan birisi olarak ve milliyetçi camiaya da özel de bir ilgisi olan birisi olarak şunu görüyorum. Ne zaman o sizin söylediğiniz kuşağın ülkücü hareketinin liderleriyle konuşsam, abileriyle konuşsam, evet. hep şöyle bir yerde bitiyor o konuşma. 80 öncesi için. Ya biz çok fena hani tabiri amiyaneyle tufaya gelmişiz. Bu solcularla bizi birbirimize çok fena kırdırmışlar. Burada bir gene tabiri amiyaneyle dümen vardı. Biz de onun şeyine geldik diye. Sizde aynı his var mı? Veya konuştuğunuz insanlarda böyle bir şimdi şey var bunun mı? Muhasebesini en iyi yapanların başında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu geliyordu. Evet. Ve o nedenle de sordum. Tabii Muhsin devam Başkan'dan yani biz o süreçleri çok dinledik. Bunun muhasebesini çok iyi ve doğru bir şekilde yaptı. Ve o şunu söylüyordu. Dedi ki biz 12 Eylül öncesi şehirleri paylaşamadık. Mahalleleri paylaşamadık, okulları paylaşamadık, yurtları paylaşamadık. Ama daha sonra bir düdük çaldı. 2,5 metrekarelik hücreleri paylaşmak zorunda kaldık dedi. Onun için biz bunu iyi tahlilini yapmalıyız ve bundan sonra yolumuza öyle devam etmeliyiz. Yani bunun muhasebesini yapan en iyi kişi bana göre Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Yani hiç açık, net, şeffaf bir şekilde bunu da dile getirdi ve bunu da söyledi. Bu lafta bir anlam var, ciddi bir anlam var. Çok büyük bir anlam var. Yani evet, ülkücü hareket bir idealist bir hareketti. İdealiyle hareket etti. Ve vatan, millet, devlet tehdit altındaydı. Bu gerçek yani komünizm tehlikesi hiç kimse bugün yok diyemez ki.
Yani Bulgaristan işgal edilmedi mi? İşte işgal edildi. Komünizm hala etkileri sürüyor. Ya da Polonya'sı, ya da işte Ukrayna'sı. Yani bütün işte Kırım'ı, bütün bizim Türk Cumhuriyetleri komünizm işgal etti. Türkiye'yi de işgal edecekti. Yani oradan sıcak denizlere inme şeyi vardı ki daha sonra biz de başaramayınca Afganistan'a yöneldi biliyorsunuz. Siz çok iyi biliyorsunuz. İşte o kökenlisiniz. Bir han torunusunuz. Bunları çok iyi biliyorsunuz. Bizden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla da Milliyetçi Hareket, Ülkücü Hareket buna çok ciddi set oldu. Ve 5000 şehit verdi. Yani onun için Ülkücü Harekete bu milletin, bu devletin gerçekten değer vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani askerlik yaptı ya tabiri caizse. Askerlik yaptı. Yani işin doğrusu bu. Ha bu görevi miydi diye sorabilir birisi. Evet göreviydi. Çünkü biz askeri milletiz. Eğer vatan söz konusuysa biz aynı askerimiz gibi, polisimiz gibi mücadele ederiz. Hayatımızda ortaya koyarız. Ülkücü Hareket de 80 öncesi bunu çok devletin müşahhas... görevi değil mi? Hayır, devlete yardımcı olmak adına bunu söylüyorum. Yani çünkü siz Atatürk'ün gençliğe hitabesini hatırlayın. Devletin kurumlarına girilmiş olabilir, işgal edilmiş olabilir, ele geçirilmiş olabilir. Sizin 80 öncesi Türkiye'si yorumunuz bu mudur? Yani öyle bir komünist işgali var mıydı Türkiye'de? Evet, yani ona doğru gidiyordu. Halk mahkemeleri kurulmuyor muydu? Halk mahkemeleri kurup yargılamalar yapılmıyor muydu? Hı hı. Yani o dönemin CHP'si bunlara öne yak olmuyor muydu? Yani kol kanat germiyor muydu? Yani bunlar çok açık ve net olan şeyler. Dolayısıyla da mücadele doğru bir mücadele. Yani bu mücadelenin üzerine birileri sörf yapmış olabilir mi? Mesele bu. Yani konuşmamız gereken mesele bu. Yani bu iyi niyeti, bu samimiyeti, bu idealizmin üzerinden birileri sörf yapmış olabilir mi? Öbür tarafın iyi niyetini, samimiyetini de aynı şekilde kullanıp beraberce sörf yapmış olabilir. Olabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Bak. Yani o çocukların... Ben şunu söylüyorum. Elbette ki öncülüğüm ülkücü şehitlerdir, ülkücü mağdurlardır ama o dönemin mağduru kimse hepsinin hakkının teslim edilmesi lazım. Kim mazlumsa ve hayatını kaybetmişse hepsine rahmet diliyorum. Yani iyi niyetle, vatan sevdasıyla, millet sevdasıyla ister soldan olsun ister sağdan olsun. Yani ben bunu her zaman da çok açık yürekliyle dile getiriyorum. Zaten rahmetli Muhsin Başkan'ın dediği o. Yani bizim liderimizin de dediği o. Yani diyor ki 2,5 metrekarelik hücreyi paylaşmak zorunda kaldık. Ve daha da ilerisini söylüyordu. Bir baktık ki hepimiz işte dedelerimiz çarıklı olan Orta Anadolu insanları, Anadolu'nun insanları fakir, yoksul, okumak için Ankara'ya gelmiş, İstanbul'a gitmiş. Bunlar vatan millet sevdasıyla hareket etmişler. Samimi insanlar. Yani bunların samimiyeti sorgulanamaz. Yani dolayısıyla onun için ben hepsini vatansever olarak değerlendiriyorum. Milletperver olarak değerlendiriyorum. Benim söylemim bu. Biraz o şeye gelince, baştaki Muhsin Başkan'la ilgili olan kısmına gelince, hı hı, ben niye yani bu tarafta yer aldım Muhsin Başkan'la birlikte? Çünkü ben şunu gördüm. Yani 80 öncesi hareketin içerisinde pek çok abi, lider pozisyondaki insanları kendimize idol olarak gördük tabiri caizse. Fakat 80'den sonra biz de teşkilatın üst kademelerinde yer alınca ve bizatihi bunlarla tanışınca şunu gördüm. Bazılarında hayal kırıklığı yaşadık. İşin doğrusu bu. Ama Muhsin Başkan'a yaklaştıkça onun büyüklüğünü gördük. Yani hem manevi yönden hem milliyetçi yönden. Yani ben bunu çok rahat bir şekilde söylüyorum. Ve diyorum ki hani imanın, siz de bilirsiniz, bir kelime anlamı var, bir lügat anlamı var, bir istilahi anlamı var. Hı hı. Ama tecellisini çok insanda göremezsiniz. Ama ben tecellisini Muhsin Yazıcıoğlu'nda gördüm. Yani bizim Türk İslam ülküsü dediğimiz fikriyatımızı, ülkümüzü, ilahi kelimetullah için nizam-ı alem fikrimizi, Kızılırma fikrimizi en iyi anlayan, yaşayan, bunu hayatına uygulayan insanı Muhsin Yazıcıoğlu olarak gördüğüm için bu ayrılmaya da ben dediğim gibi önce birlikten, bütünlükten yana olmama rağmen ki bazı arkadaşlarımızla hem Muhsin Başkan'la görüştük biz o dönemde, hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne giderek merhum Türkeş'le diğer arkadaşlarla görüştük. Ama bir karar verildiği anda ben Muhsin Başkan'ın yanında durdum. Peki merhum Türkeş'le merhum Yazıcıoğlu arasında bu büyük mefkürenin içerisinde farklılıklar dediğinizde aklınıza gelen
anlamlı fark. Yani ya o çizginin bugün, çizginin onu... bu tarafıyla bu taraf arasını ayıran anlamlı fark neydi sizin için? Şimdi şöyle. Ben kendime yakın bulduğumu çok net bir şekilde anlattım. Tamam, onu anlıyorum. Ama öbür taraftan Alparslan... Siz ama bir öğretmensiniz, felsefe... Alparslan Türkeş'i de değerlendirdiğinizde Alparslan Türkeş daha farklı bir mücadelenin içinden geliyor. Hı hı. 1944 Türkçülük hadiseleri içerisinde hapse atılmış, efendim işte işkenceler görmüş, tabiri caizse tırnakları sökülmüş. Büyük bir mücadele... Asker. Bir de asker. Şimdi asker olmanın ona verdiği bazı avantajlar var, bazı imkanlar var. Ve belli bir dönem NATO subayı, biliyorsunuz Amerika'da görev yapıyor. Ama milliyetçiliğinden hiçbir zaman taviz vermiyor. Ve onun yetişme tarzıyla, yetiştiği aileyle, yetiştiği yerle Muhsin Yazıcıoğlu'nun yetiştiği bir değil. Ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun yetiştiği iklimi kim kurmuş? Alparslan Türkeş kurmuş. Yani ülkücü hareketin, onu, o iklimin lideri... Böyle söylediğin zaman ikisinin arasındaki ana fark... Liderlik kimde olacak farkı gibi oluyor. Yok. Ben size felsefi tarafını soruyorum. Yok, liderlik kimde olacak diye. Hiçbir zaman bakın Muhsin Başkan'ın mücadelesi öyle olmadı. Hatta Muhsin Başkan'ın mücadelesi şu da olmadı. Ben öyle olmadığını biliyorum, ondan söylüyorum. Yani bana fikri ayrılığın Ahmet şeyini söyleyin diye soruyorum. Kasım Bey, bakın şöyle de olmalı. Muhsin Yazıcıoğlu isteseydi Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir mücadele verir. Her anlamda mücadelesini verir, savaşır. Efendim işte gençlik teşkilatıyla beraber işte kongre süreçlerinde aday olarak ve savaştığınız zaman biliyorsunuz bir siyasi yapısının daha güçlü çıkıyorsunuz ve kurduğunuz hareket daha büyüyor ya da taraftar toplayabiliyorsunuz. Muhsin Yazıcıoğlu bunu da yapmadı. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu niyeti tamamen halisti. Ülkücü hareketi, Türk Milliyetçiliği hareketini bölmek de istemedi. Yoksa başka türlü davranırdı. Ve onun için öyle bir mücadeleye de girmedi. Tamam. Ve dedi ki benim fikirlerime, şu andaki dünyaya bakış şeyime burada bir takım itirazlarım var. Buradaki yaşananlarla ilgili ben ayrılıyorum dedi. Hepsi bu kadar. Kimseye zarar vermeden, kimseyi itham etmeden. Böyle yaptı. Kimseye şey yapmadan. Yani dolayısıyla da bence o zaten bunu çok sarih bir şekilde anlattı ve ifade etti. Ben onun için bu Milliyetçi Hareket Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin ayrılış dönemi, efendim işte Muhsin Yazıcıoğlu ile Türkeş'in arasındaki ne gibi fark vardı ya da Büyük Birlik Partisi ile MHP arasında niye ayrıldı gibi 27 yıl oldu ya. Yani biz artık Türkiye'nin en ama köklü... siz 27 yıldır ayrı iki partisiniz. Tamam mı? Biz yani bir fikir ayrılığınız olmalı ama ki ayrısınız. Şöyle, o oldu bitti. Biz bak, şu şimdi anda, peki niye iki parti şimdi var? Şimdi bitti. Çünkü Büyük Birlik Partisi şu anda Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden ve en eski deneyimli siyasi partilerinden bir tanesi. Bizim bir Türkiye idealimiz var. Türk İslam ülküsü idealimiz var. İlahi Kelimetullah için nizam-ı alem idealimiz var. Bu idealin içerisinde sadece Türkiye'de yaşayan 83 milyon değil. Öncelikle elbette burası. Doğu Türkistan'dan Balkanlara, Batı Avrupa içindeki Türklüğe kadar, Kırım'dan Türkmenlerine kadar ve Myanmar'dan Filistin'e kadar bütün bu soydaş ve dindaş coğrafya bu mefkurenin de bu idealin de içerisinde. Dolayısıyla biz bunu çok açık ve net bir şekilde de ifade ediyoruz. Ve bu anlamda Büyük Birlik Partisi bugüne kadar tavizsiz bir şekilde gelmiştir milletiyle birlikte. Ve bundan sonra da milletin muktedir iktidarını gerçekleştirene kadar da mücadelesi devam edecektir ve sürecektir. Peki. Bir ufak reklam arası vereceğim. Oradan sonra devam edeceğiz. Kıymetli izleyiciler bizle kalın. Bundan sonraki konularımızda emin olun Türkiye'de siyaseti takip ediyorsanız muhakkak bilgi sahibi olmak isteyeceğiniz konular. Ama bir ufak reklam arası. Kıymetli izleyiciler, biz Mustafa Destici ile Büyük Birlik Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ile sohbetimize devam ediyoruz. Bu programda benim sevdiğim şeylerden bir tanesi, programın sonunda genellikle ayrılanlar da, sizden önce gelen siyasetçi konuklarımız, dostlarımız da, büyüklerimiz de hep arşivlik olduğunu söylediler kendileri adına. Bunu ben sizin için de arşivlik olacağını ümit ediyorum. Dönüp dönüp baktığınız zaman
evet bu anlatmak istediğim şeydi diye söyleyebileceğiniz bir noktada bırakalım sözü istiyorum. Deminki sorularıma verdiğiniz özenli olduğunu düşündüğüm karşılıklardan ben şu sonucu çıkardım. Siz bir takım çok anahtar kavramlar kullandınız. Zira yani Türk milliyetçiliği kulvarında Türkiye'de şu anda 3 tane parti var. İki parti kendileri, var. Kendilerini konumlayış biçimleriyle ilgili olarak siz birini yok, öyle siz görmüyor olabilirsiniz. Yoksa İYİ Parti'yi kastediyorsanız o merkez sağ. Merkez ama yani o kanaldan. Onun içerisinde Türk milliyetçisi olan ya da ülküdaşlarımız var, ülkücü arkadaşlar var. Ama solcular da var, liberaller de var. Ne? Çok daha farklı gruplar da var. Şimdi bu yani salt Türk milliyetçisi ya da ülkücülüğü kendisine fikriyat ederek ya da çizgi olarak edinip yürüyen bir siyasi parti olarak değerlendiremeyiz. Peki siz benden daha güzel söylediniz. Eminim Meral Hanım da hoşuna gitmiştir bu yani bu şekilde tanımlanıyor olması. O da öyle bir parti tasavvur ediyor evet, zaten. Yani ama yani yoksa Türk milliyetçisi bir parti HDP ile işbirliği yapabilir mi? Onlar yaptıklarını kabul etmiyorlar ama. Somut? Onlar kabul etmiyorlar ama kan davası şimdi ifadesini şöyle, kullandığı zaman şimdi, sizce bir saniye, o somut ilişkiyi bir saniye, saklamaya mı çalışıyor? Bir saniye Ahmet Bey, şimdi İstanbul Belediye Başkanı ya da Ankara ya da Mersin ya da Adana, Antalya. Hangi partilerin ittifakıyla seçildi? CHP. Bunların hepsi CHP adayı. CHP, İYİ Parti ve HDP. Değil mi? Hı hı. Bu üç partinin oylarıyla seçildi. Bunların hepsi. Siz o zaman bir siz ittifak yapmış olmuyor musunuz? Mansur Bey'i hangi kökene koyarsınız? Hayır. Mansur Bey elbette ki Türk milliyetçiliği kökeninden gelmektedir ama Ankara'daki HDP'liler de ona oy verdi. Yani bu gerçeği değiştirmiyor ki. CHP'nin adayı olduğu için verdiler. MHP'nin adayı olsaydı elbette vermezlerdi. Büyük Birlik Partisi'nin adayı olsaydı elbette vermezlerdi. Sizin açınızdan bu bütünüyle kötü bir şey midir? Yani bir Türk milliyetçisinin HDP oylarıyla dahi olsa seçilmiş olması ve HDP'lilerin bir Türk milliyetçisine oy vermiş olmaları. Şimdi eğer şöyle, Mansur Bey'i böyle şimdi, görüyorsak. Oradaki amaç ve gayenin ya da hedefin ne olduğuna bakmak lazım. Oradaki amaç, gaye ve hedefi biz görebiliyoruz. Orada amaç ve gaye şudur. Bir, HDP'ye meşruiyet kazandırmaktır. İki, mevcut Cumhur İttifakı'nın karşısındaki yapı kimse kim onun kim olduğuna, kimliğine bakmadan onu seçtirme yoluna gitmektedir. Ve onun ötesinde de zaten hedef nedir? Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir söz dolaşıyor ortalıkta. Bir kavram var, bir başlık var. Ama tabii biz bunun içeriğinin ne olduğunu kimse anlatmadı şu ana kadar bize. Oysa ki Cumhurbaşkanı hükümet sistemi uygulanıyor. Çok açık bir sistem. Bunun içinde eleştirebilirsiniz, eksik bulabilirsiniz. Bu başka bir şey ama açık bir sistem. Ama güçlendirilmiş parlamenter sistem diye size sunduklarında acaba bunu tarif etmeye kalksanız kuş mu tarif edersiniz, deve mi tarif edersiniz? Bir şey bilmiyoruz ama biz şunu biliyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle birlikte HDP'ye, dolayısıyla da HDP eşittir PKK-YPG olduğuna göre bunlara bir meşruiyet kazandırmak ve bunların bu şekilde Türkiye'de siyasetlerini devam etmesinin önünü açmak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Demirtaş'ın şu andaki cezaevi günleriyle ilgili onlar işte şeref günleridir ya da madalya takılacak günlerdir gibi buna benzer tam böyle olmasa da bu anlama gelecek sözler kullanmasını başka neyle izah edebilecek? Bunu kim için söylüyor? Bunu kim için söylüyor? Bunu çıkmış Doğu Beyazıt'taki mitingde burada Kürdistan'ı kuracağız. Bunu da herkes görecek diyen bir terörist için söylüyor. Bunu kim için söylüyor? Bunu Aynel Arap'a, Kobani'ye deki olayları bahane ederek halkı yani kendi grubunu ayaklanmaya teşvik etmiş. Başarabilseler de Türkiye'nin sadece Diyarbakır'ında ya da o bölgede değil, Mersin, İzmir başta olmak üzere daha farklı illerinde yapacaklardı. Onlarca insanın, masum insanın ölümüne sebep olmuş. Bir başka mitinginde, açık mitinginde tırnak içerisinde bebek katilini kastederek daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz.
bunu da göreceksiniz diyen birisi ne olacak? Yani bunun hukukta bir karşılığı olmayacak mı? Bunun hukuktaki karşılığı uygulanırken Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderinin bunu şeref günleri olarak değerlendirmesini biz nasıl yorumlayacağız ve nasıl okuyacağız? Peki herkes... Bu açık ve net bir ittifaktır yani. Peki ama herkes biraz bu, siz değil, onu teslim etmek lazım. Sizin çizginiz çok belli. Ama sizin dışınızdaki siyasette, MHP'yi de bunun dışına koyalım ama diğer siyasette herkes aynı oyunu oynamıyor mu biraz? Mesela şunu gördüğünüz zaman siz ne hissettiniz? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak dahi sormuyorum size bunu. Ülkücü geçmişten gelen birisi olarak soruyorum. O davayı benimsemiş, onun efsaneleriyle çalışmış birisi olarak. Tam şeyden önce, yerel seçimlerden önce terörist başının, kendi de terörist olan kardeşinin Türkiye'nin devlet televizyonunda konuşmasını veya terörist başının bir mektubunun birdenbire manşetlere taşınmasını gördüğünüz zaman ne hissettiniz? Bunları doğru bulmadım. Hı hı. Bu fikrimi açıkça kamuoyuyla paylaştım. Evet, ve bu sözleriniz var. Var, açıkça paylaştım. Ve hatta daha da ilerisi, bunun Cumhur İttifakı'ndan seçimlere fayda getirmeyeceğini, zarar getireceğini de söyledim. Kim yanlış yaparsa yapsın, biz bunu ifade ederiz. Yani adına çizim... Sizin partinizin acayip bir meşrulaştırma gücü var. Evet. Buna katılırsınız değil mi? Mutlaka. Yani partinin aldığı oyun ötesinde bir etkisi olduğu söylenilebilir. Doğru mu? Tabii Büyük Birlik Partisi'nin Türk milletinin aşağı yukarı %70'in üzerindeki kesiminde bir sempati alanı var. Hı hı. Zaten aldığı oyun da çok fevkinde de bir potansiyel gücü var. Bunda bizim yaptırdığımız anketlerde de başka yapılan anketlerde de görülüyor. Özellikle de bunu yerel seçimlerde daha iyi görüyoruz. Çünkü genel seçimlerde bir baraj olduğu için önümüzde, ya işte veririz oyumuz boşa gider anlayışı olduğu için aslında gönlü Büyük Birlik Partisi'nde olanlar Büyük Birlik Partisi'ne oy veremiyorlar. Sandığa gittiklerinde, hatta sandığa kadar Büyük Birlik Partisi diye gidiyor ama bakıyor ki kendince, halbuki oy boşa gitmeyecek ama kendince öyle düşünüyor ve oy vermekten vazgeçiyor. Ama yerel seçimlerde şunu görüyoruz biz. Mesela bu son yerel seçimde biz 1400 seçim çevresini sadece 350'sinde belediye başkanı adayı çıkarttık. Ve bunların 150'sinde ilk 3 sıradaydık. Hı hı. Ve burada nereye biz halkın, yani bütün arkadaşlarım nitelikli ama halkta karşılığı olan diyelim. Hı hı. Aday koyduğumuzda mutlaka ama mutlaka çok ciddi oy aldı. Yani bu oyların çoğu da %40'ın üzerinde oldu. Bunu görüyoruz. Yani ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Biz bu dörtte biri, dörtte dörde, yani 350 aday yerine 1400 aday koyduğumuzda Büyük Birlik Partisi meseleyi çözer. Hı hı. Bunun da sorumlusu biziz, başkası değil. Peki, deminki soruma verdiğiniz cevabın arkasına virgülü koyup ikinci kısmına da bir cevap isteyeyim. Bütün siyasetin Türkiye'de benzer bir tavır içinde olduğunu düşünmüyor musunuz demiştim size. Şimdi şöyle, mesela çözüm süreci, biz bu sürecin de yanlış olduğunu söyledik. Hı hı. Çünkü terörle ya da teröristle müzakere olmaz. Ben katıldığınızı anlıyorum. Yani uzun bir cevap vereceksiniz ama sonunda dediğiniz ona geliyor. Yani evet, bütün siyaset bizim dışımızda böyle bir oyun oynuyor. Oynuyor, dönem dönem oynuyor. Bunu dönem dönem oynuyor. Dönem dönem oynuyor. Bu da beni sizin... Yani burada mesela Büyük Birlik Partisi kadar net duran başka bir siyasi parti yok. Bu mesela da beni, beni iki parti arasındaki farka getirdi. Siz dediniz ki ilahi kelimetullahı bütün bir Türk coğrafyasında hakim kılmak. Türkistan. Türk-İslam coğrafyasında hakim kılmak. O halde MHP ile Büyük Birlik Partisi arasındaki farkı bu cümlenin içerisinden bulabilirim desem de katılır mısınız bana? Siz yani deneyimli bir hocasınız, profesörsünüz, efendim işte tarihçisiniz, siyaset bilimcisiniz. Ben sizin değerlendirmenize saygı duyarım. Teşekkür ediyorum. Peki. Evet. Bu mevzuyu da böyle çözdüğümüze saygı duyarım yani. Estağfurullah. Peki başka bir ve acı bir meseleye gelelim. Gerçekten benim de içimi yakmış. Ama şurada bunu, buyurun, siz onu unutmayın lütfen. Özür dilerim.
şunu unutmayalım. Yok, 2000... biz tam bir felsefeci, evet, öğretmenle akademisyen arasındaki diyaloğa yaşıyoruz. Doğru. Siz de unutmuyorsunuz, ben de unutmuyorum. Buyurun. Şimdi 2015 yılına kadar Türkiye'nin terörle ve özellikle de PKK ile mücadelesinde dönem dönem çok büyük zafiyetler yaşandı. Yani iyi mücadele edilen dönemler oldu, edilmeyen dönemler oldu. Şimdi eğer siz terörü yok etmek istiyorsanız ya da bir meseleyi çözmek istiyorsanız, karşınıza bir mesele var, bu da mesele. Ama asla Kürt meselesi değil. Yani bir kere bunun altını çizeyim, asla Kürt meselesi değil. Çünkü Kürtler bizim kardeşimiz, bizim Kürtlerle bir meselemiz yok, Kürtlerin Türkmenlerle bir meselesi yok. Biz bu coğrafyada bin yıldan beri kardeşçe yaşamışız. Benim şimdi ilçemde yüzlerce, hatta bu yaz dönemi çalışmaya gelen binlerce Kürt kökenli kardeşim var. Hiçbirisiyle bir problemimiz olamaz. Benim teşkilatlarımın, Güneydoğu, Doğu Anadolu teşkilatlarım, hepsi var. Yani bizim böyle bir ayrım zaten bizim hem zaten, inancımız hem zaten sizin söylediğiniz reddedi. Bu biraz evvel iki tabii. parti arasında anladığım kadarıyla burada bir çizgi çekiyorsunuz dediğin. Siz hep mesele iki parti arasında geçiyor. Hayır, siz sadece bir dakika, büyük birliğe dediğim cümlenin içeri tam da onu söyleyeceğim zaten. Bak, evet. Bak. Tam da o noktaya geliyor iki parti arasındaki farkı yani ifade ederken ki. Yani ben kimseyle kendimi ifade etmek istiyorum. İlahi kelimetullah'ta zaten biz bu farklılığı gideririz gibi. Ama bir bak, ben tavır size mı başka bu? Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Cumhur İttifakı'nın 2018 seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği mutabakat metnine yazdığınızda, hı hı, orada ilahi kelimetullah kelimesini görürsünüz. Tamam, bunu söylüyorsunuz, evet, zaten. Bunu biz zaten Kürt kardeşlerimizle diyorsunuz. Tabii. Böyle bir ayrımın içerisine girmeyiz. Zira kocaman bir ortak paydamız var, tabii, diyorsunuz siz. Tabii onu söylüyorum. Tamam. Yani bizim meselemiz... Bakın size konsantre olmuşum demek. Bizim meselemiz terörle. Hı-hı. Ama şimdi 2015'ten sonraki sürece baktığımızda terörün tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele var. Hı-hı. Yani hem sınır ötesinde silahlı kuvvetlerimiz, istihbarat teşkilatımız... Sınırın içerisinde İçişleri Bakanlığımıza bağlı polisimiz, jandarmamız, efendim işte güvenlik korucularımız çok kahramanca bir mücadele veriyorlar. Bunun yanında yasalar, hukuk işletiliyor. Milletvekili ise eğer terörle iç içeyse milletvekili düşürülüyor. Belediye başkanı ise terörle arasında mesafe koymuyorsa, terör örgütüne hizmet ediyorsa kayyum atanıyor. Devlet içinde kadrolara sızmışsa bunlar temizleniyor. Sermaye gruplarına karşı, lojistik destek sağlayanlara karşı, dış güçlere karşı çok ciddi operasyonlar var. Hı hı. Ve şu anda da başarı sağlandı. Yani hem içeride terörist sayısı minimize edildi, hem dışarıda başta Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyi olmak üzere bu bölgelerde de çok başarılı harekatlar, operasyonlar düzenlendi ve sonuç alındı. Bu mücadele böyle devam ettiği sürece biz inşallah çok kısa zamanda bu terör belasından da kurtulacağız. İnşallah. Yani Kürt kardeşlerimizin, Kürt kökenli ya da bölgede yaşayan insanların, Kürt ya da orada Türkmenler de var. Karakeçili Türkleri, aynen, var, Araplar var, başka milletten olan insanlar var. Onların talepleri varsa elbette ki bu taleplerin büyük başka birlik milletlerden partisi, de kökenden insanlar tabii var. Kökenden insanlar, tabii kökenden insanlar. Türk milleti. Hepimiz Türk milletiyiz. Yani burada Kürt, Türkmen, Çerkez, Laz, Alevi, Sünni, Arap, hı hı, biz hepimiz büyük Türk milletinin fertleriyiz. Hı hı. Yani başka etnik kökenden, başka mezhebi anlayıştan insanları varsa, elbette ki bunların talepleri varsa, bu talepleri elbette ki önceleriz ve bunların karşılanması noktasında da elimizden gelen bütün gayreti gösteririz. Çünkü Büyük Birlik Partisi hem güvenliği önceleyen ama onun yanında özgürlükleri önemseyen ve bunun yanında da refah, yani halkın gelir düzeyinin artması ve adalet diyen, bunu da GÖR projesi olarak yıllara sahildir. Bir proje olarak da sunan bir siyasi hareket. Tabii kimliğine de baktığınız zaman milliyetçi, aynı zamanda maneviyatçı ve demokrat, bu üçlüyü de benimsemiş, kavramı da kendi siyasetine de öncülük yapmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Şimdi sizin sorunuz. Şimdi benim sorum ama benden önce reklam mı var? Emir Demirkeser reklam var. Reklama gidelim, evet, dönelim. Sonra benim sorum, soruyu da söyleyeyim. Biraz ben merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit oluş hikayesi üstünden ilerlemek istiyorum bir sonraki bölümde. Kıymetli izleyiciler, yine ufak bir reklam arası, arkasından biz Sayın Başkan'la devam edeceğiz.
Kıymetli izleyiciler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile sohbetimize biz devam ediyoruz. Bu şu anda konuşmak istediğim mesele hepimizin içini yakmış bir mesele. Evet. Muhsin Başkan'ın şehit oluşu Kahramanmaraş'ta bindiği bir helikopterin düşmesinin sonunda 2009'un Mart ayında kaybettik biz merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Evet, rahmetli şehit liderimizle birlikte 4 arkadaşımız ve bir de pilot 6 kişi hayatını kaybetti. Mekanları cennet olsun. Açılan davalar sürüyor ve yıllardır bir sonuç yok. 2 gün önce de EK Rumuzlu isimli bir gazeteciye açılan delil karartma ve yalan beyan davası var. Sayın Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu Segbi sistemiyle katıldığı duruşmada sanık EK'nın olayı inkar ederek örgütlü yapının etkisiyle hareket ettiğini ileri sürüp sanığın tutuklu yargılanmasını istiyor. Davada şahitlerin dinlenmesi için 2020'nin Kasım'ına ertelendi, bu önümüzdeki Kasım'a. Siz takip ediyorsunuz muhakkak davaları. Tabii biz parti olarak, Büyük Birlik Partisi olarak müdahilsiniz. Başından beri. Evet. Helikopter Sivas'ta düştü, siz oraya gittiniz. Maraş'ta düştü. Sivas'a yakın değil Yok, Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde miting vardı. Oradan Yozgat Diyarköy'e gelirken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine yakın, Keş Dağı diye tabir edilen noktada düştü. Siz bir olayın bir kaza olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi biz başından itibaren bu hadiseye kaza demedik. Çünkü ortada çok önemli şüpheler var. Ve bu şüpheler tamamen aydınlatılıp sarih bir şekilde süreç hukuk içerisinde tamamlanmadan kaza da demeyeceğiz. Yani kaza olduğunu hukukun ya da yetkililerin bize ispatlaması gerekiyor ya da kamuoyundaki bütün bu şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde bir sonuca gidilmesi gerekiyor. Tabii bu süreç içerisinde bu hadisenin üzerinden istismar ederek bunu kendi menfaatleri için kullanarak buradan hem gündemde tutarak bunun üzerinden bilek güreştirenler olmadı mı? Oldu. Ben inanıyorum hukuk bunun da gereğini yapacaktır. Ve ama daha da önemlisi bizim için olayın hem olay yani helikopterin düşüş öncesinde ya da düşme anında bir suikast, bir sabotaj var mıdır? Planlı, organize, örgütlü bir şey var mıdır? Bunu açığa çıkaracak. Hem de düştükten sonraki bu arama kurtarma ekipleri, işte yer bildirme, bütün bunlarla ilgili de yine süreç tamamlanacaktır. Şimdi Kahramanmaraş'ta ana soruşturma dosyası üzerinde çalışma devam ediyor. Kahramanmaraş'ta yine o gün o helikopterin düştüğü tarihte Kahramanmaraş İstihbarat Müdür Yardımcısı olan, şu anda da FETÖ'den tutuklu olan bir şahısın yargılaması devam ediyor. Sebep ne? Çünkü başta Kayseri olmak üzere pek çok ile çektiği bilgi notunda Muhsin Başkan'ın yaralı bir şekilde kurtulduğunu, işte bazı yerlerinin kırık olduğunu iletiyor. Yani yanlış bilgi vererek işin doğrusu arama kurtarmayı engellediğiyle ilgili, onlara ulaşmasını engellediğiyle ilgili bir dava sürüyor. Yine Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde helikopterin üzerinde herkes biliyor. İşte bazı uçuş bilgilerini veren cihazların sökülüp alınmasına karışan, iki gün sonra helikopterin iki gün sonra orada bir askeri helikopter kırıma uğramıştı. Onun kaza kırım ekibi sivil helikopterin üzerindeki cihazları söküyorlar. Ve dolayısıyla onlarla ilgili de Göksun'da yine yargılama devam ediyor. Bir de bir önce bahsettiğiniz bu Sivas'taki hadise. O zaman yerel bir televizyonda ya da gazetede çalışan bir şahıs, merhum İsmail Güneş'i, ki bu hayatını kaybedenlerin içerisinde o zaman İHA muhabiri olan ve genel başkanı takip eden muhabir kardeşimiz de var. Arkadaşımız, o da camia içinden bir insan. Onunla telefonda daha sonraki incelemelerde onun üzerinde görüşme yaptığı kazanın sonrasında. Tabii kazanın sonrasında görülüyor. Bunun üzerine bu şikayet yapılarak dava açıldı. Bu sorgulama da sürüyor. Tabii bir de Yargıtay'da süren bir dava var. O da yüksek dereceli memurlarla ilgili, işte vali, jandarma alay komutanı ya da işte bu vasıftaki insanlarla ilgili. Bunlarla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce TAYPS kararı vermişti.
Biz bu karara itiraz ettik. Sağ olsun Adalet Bakanımız, bakanlık yetkilileri. Bunlar çünkü sadece tek bir şekilde o takipsiz kararı kaldırılıyordu. O da bakanlığın kanun yararına bizim yaptığımız müracaatı kabul etmesi gerekiyor. Onlar kabul ettiler ve yarın onun da duruşması var. Ve ben inanıyorum ki avukat arkadaşlarımız da görüşüyorlar. Partimiz adına, aileler adına. Onların yaptığı, savcılıkla yaptığı son görüşmelerden aldığımız bilgiler henüz tabii olayın helikopterin düşüşüyle ilgili ya da öncesiyle ilgili bir sabotaj, suikast var mı? Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Henüz o konuda net bir şeye ulaşılamadığı bilgisi var bende. Ama dosya açık bir şekilde devam ediyor. O soruşturulmaya devam ediyor. Ama helikopter düştükten sonraki kısımla ilgili önümüzdeki günlerde ben davaların başlayacağına ve bu hem Maraş'ta hem Göksun'da hem Sivas'taki davaların da o ana soruşturma dosyasından sonra açılacak davayla birleştirileceğine inanıyorum. Hı hı. Ve peki, bunu bekliyoruz. Bu sonuna kadar da ilk günden bugüne kadar nasıl takipçisi olduysak sonuna kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu dava zaman aşımına falan uğrayabilir mi? Yok, bu davanın zaman aşımına belki bazı suçlarla ilgili, bu hata, ihmal, kusurla ilgili bazı şahıslarla ilgili uğrayabilir ama örgütlü bir eylem ortaya çıktığında bunun zaman aşımı diye bir süresi olmaz. Yani benim hukukçu arkadaşlardan da edindiğim bilgi bu. Peki bu dönem... Ancak yani örgütlü bir şey olmadan dediğim gibi sadece hata, ihmal, kusur noktasında kalırsa belki o zaman bazı kişilerle ilgili olabilir. Ama peki, ona da bugüne kadar müsaade edilmedi. Yine müsaade edilmeyecek. Çünkü hem biz bunun takipçisiyiz hem de şu anda hem Adalet Bakanlığı olsun hem Başsavcılık olsun bu konuda hassaslar. Türkiye'nin bu döneminde özellikle o paranteze baktığımız zaman, o zaman dilimine baktığımız zaman böyle bir şüphe olduğunda akla bir isim geliyor. FETÖ. Bu işte FETÖ'nün parmağı olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi bunu hukuk ortaya çıkaracak. Yani çünkü helikopterin düştüğü dönemde Türkiye'de Ergenekon vardı biliyorsunuz. Ve o zaman Ergenekon dendi. Yani ve çok haksız ithamlar yapıldı. Muhsin Başkan'la ilgili güya gizli tanıkmış da ondan dolayı ya Muhsin Yazıcıoğlu hiç gizli tanık olur mu? Muhsin Yazıcıoğlu bildiğini açıkça yüreklice ortaya koyan Türkiye'nin ilk siyasetçilerindendi. Dolayısıyla da o dönemde Ergenekon dendi. Daha sonraki süreçte hükümet, işte hükümete bazı kişiler, kurumlar bunlar ithal edilmeye başlandı. Bir önce dedim ya hani siyasetin ve istihbaratın konusu yapılmaya çalışıldı diye. Daha sonraki süreçte de özellikle 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden sonra da bu tür iddialar geldi. Haksız mı? Şöyle haklı taraf var. Şu anda yargılananların pek çoğunun FETÖ'den tutuklu olduğunu görüyoruz ya da bazılarının. Bir de daha önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. İşte darbe gecesi Marmaris'e işte Cumhurbaşkanı'na almaya ya da öldürmeye giden ekibin içerisinde bu helikopterin üzerindeki cihazları söken bir astsubay ve bir yarbay var. Bunu da hemen ertesi günü, cumartesi günü bana bildirdiler. Bir emniyet mensubu arkadaşımız, bizim arkadaşlarımızdan oraya gittiğinde bakıyor ki bunlar çünkü davayı takip ettiği için Muhsin Yazıcıoğlu sevdalısı, Alperen bir kardeşimiz ama emniyet görevlisi. Beni aradı ve dedi ki Sayın Genel Başkanım burada biz dedi onlarla karşı karşıya mücadele etmeye gittik ve şimdi bu derdest edilenlerin içerisinde bu helikopterin cihazını sökenlerden iki kişi daha var dedi. Bunlar ortaya çıkınca da zaten darbeden 3 gün sonra pazartesi günü tekrar dilekçe verilerek işin bu yönüyle de araştırılması istendi. Koku hoş değil, evet. Evet. Şimdi 2018 yılında da bu da bence sizin ağzınızdan duyulması gereken bir şey. Kahramanmaraş'ta 1. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılıyorsunuz siz. Merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Hanım'la abisi Yusuf Yazıcıoğlu da orada. Size tepki gösterdiklerine dair haberler çıkıyor.
Aileyle bir anlaşmazlığınız var Şimdi mı? Şimdi şöyle, orada tabii bizim bu Cumhur İttifakı içerisinde yer almamız, ta darbeden sonra referanduma evet dememiz, parti içerisinde elbette ki farklı düşünen gruplar ortaya çıktı. Ama ben tabii ki Cumhur İttifakı her yerde söylüyorum, 15 Temmuz gecesi sokakta kuruldu. Yani 15 Temmuz'un darbe olduğunu biz öğrendiğimizde bütün arkadaşlarımız da sokaktaydık. Ben parti genel merkezine gittim. Bütün arkadaşlarımızla birlikte biz darbeye karşı direndik. Meclis bombalandı. Ben meclise gittim. İsmail Kahraman Bey'le görüştüm. Biz o gece sokaktaydık. Ve orada kuruldu bu Cumhur İttifakı. Sonra Türkiye'nin bir sistem değişikliğine gitmesi gerekti. Ve bu sistem değişikliğini de biz yine parti içi organlarımızda karar alarak evet dedik. Destek açıkladık. Ama bu bazı grupları rahatsız etti. Ve dolayısıyla da bizim partimizin içi, partimizin içine yönelik bir takım girişimler oldu. Tabii biz bunlara çok net bir şekilde bir duruş sergiledik. Daha sonraki yine seçimlerde de Cumhur İttifakı içerisinde yer almamız, onunla birlikte hareket etmemiz yine bazı kişileri rahatsız etti ve bundan dolayı bir anti propaganda, bir kara propaganda süreci başladı. Ha bunun yanına bu süreçlerde beklentisi karşılanamayan bazı arkadaşların da farklı amaçlarla bu yöne girdiklerini gördük. Orada yaşananlar da bunların bir sonucuydu. İşin doğrusu bu. Anladım. Evet. Bunlar şunu mu anlayayım? Gülefer Hanım'ın sizin o dönemde aldığınız kararları aile... Ben olarak... aileyle ilgili söylemedim. Ha, ben bunların parti, öne çıkarılması zaten oradaki mı? Provokasyonu yapanlar da bunlar. Daha önce partide görev yapan bazı kişilerdi ya da parti dışından kişilerdi. O zaman sizin onlar aileyle tespit bir sorun, edildi. Sizin aileyle falan olamaz. Sorun. Tabii tamam. Olamaz. Siz 2011'in Temmuz'unda olağanüstü kurultayda Büyük Birlik Partisi'ne genel başkan seçildiniz. 9 yıl geçti aradan. Bir ittifak var. İttifakla birlikte parlamentoya girme var. O dönemin tartışmalarını hatırlayanlar, takip edenler çok net hatırlayacaklardır. Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etme kararı oldukça ciddi yankı bulmuş. Kararlardan bir tanesi, o dönemin gelişmelerinden diyelim bir tanesi. Siz parti tabanınızda o sokakta dediğiniz 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi kurulmuş olan ittifakın, o ruhun bugün de aynı canlılıkla devam ettiğini düşünüyor musunuz? Öyle mi? Bir önceki konuyla ilgili bir cümle daha edeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi o mahkeme salonunda yaşadıklarımızın biz kurmaca, düzmece olduğunu nereden anlıyoruz? Bu olayı kurgulayanlar, tahrik edenler çekim yapıyorlar orada. Cep telefonu. Önceden planlı bir şekilde. Birisi diyelim salonun burasından çekiyor. Birisi diğer taraftan çekiyor. Ve bunları belli haber sitelerine ve televizyonlara, basın organlarına servis ediyorlar. Yani dolayısıyla da burada aslında murat edilen Büyük Birlik Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanına yönelik kendi hırslarıyla ya grup hırsıyla ya da şahsi hırsla hareketlerinin bir sonucu. Onun ötesinde bir şey değil. Yani Cumhur İttifakı ile olan birlikteliğimize gelince devletin ve ülkenin içinden geçtiği şartlar belli Ahmet Bey. Yani dolayısıyla da biz bu şartlarda biz devletini, ülkesini, milletini, Türk İslam coğrafyasını ve dünyadaki tüm mazlumları önceleyerek siyaset yapan bir siyasi hareketiz. Büyük Birlik Partisi, bir önce siz de ifade ettiniz ve herkes Büyük Birlik Partisi'ne bu hakkı teslim eder ki Büyük Birlik Partisi hiçbir zaman parti menfaatini ya da partilerin menfaatini öne koyarak hareket etmemiştir. Yani ta kuruluşuna bakın, Refah Yol döneminde kim yapar? Mesela geçen bir arkadaş beni ziyarete geldi, konuştuk. Bu biliyorsunuz Refah Yol yıkıldıktan sonra Hüsamettin Cindoruk Bey bir parti kurmuştu biliyorsunuz. Demokrat Türkiye Partisi. Ve Büyük Birlik Partisi gibi gücü olan bir siyasi parti değil. Bir seçime girmemiş, bir oy almamış. Sadece Doğru Yol Partisi'nden belli bir grup ayrılmış. Ve neredeyse mesleki milletvekillerini yani temsil edilen hepsine bakanlık aldılar. Hepsine bakanlık aldılar. Büyük Birlik Partisi 8 milletvekiliyle Refah Yolu kurdu. Değil mi Muhsin Yazıcıoğlu?
İsteseydi bütün vekillerine bakanlık alabilirdi. Başta kendisi olmak üzere. Hiç böyle bir şeye girdi mi? Girmedi. Yani o gün şartlar neyi gerektiriyor ülke, millet için, devlet için? Onu yaptı. Biz de onun hep birlikte belirlediğimiz bu Büyük Birlik felsefesinden yürüyerek, Büyük Birlik Partisi'nin farkı bu. Biz de bugün devletimiz, ülkemizin menfaati neredeyse orada durduk ve oraya durmaya devam ediyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir taraftan içeride, bir taraftan dışarıda terörle canı pahasına mücadele ederken, öbür taraftan Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve adeta dünyanın tamamı, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Türkiye'nin üzerine çullanmaya hazırlanırken, Akdeniz'e gemilerini, savaş filolarını, uçak gemilerini, denizaltılarını gönderirken elbette ki Büyük Birlik Partisi devletin ve devleti yönetenlerin yanında duracak. Peki, bu iki daha dört günlük siyaset yapılacak bir zaman sürecinden geçmiyoruz ki. Peki Büyük Birlik Partisi, şimdi uzun uzun saymayacağım. Siz benden daha iyi hesabını biliyorsunuzdur zaten ama ne dediğim anlaşılsın diye ilk cümlesini kurayım. Siz Cumhur İttifakı'na Kahramanmaraş'ta bir, Kars'ta bir, İstanbul 1. bölgede bir, Mersin'de bir, Hatay, Elazığ, Aydın'da AK Parti'ye özellikle birer milletvekili kazandırmış durumdasınız. Yani oyların yapısından anlaşılıyor o. Çıkış. Bunun daha üstünde. Ha. Bakın bu şimdi en az. Bu sadece en az zaten. Somut olan şeyler. Halbuki Büyük Birlik Partisi'nin bir kendi amblemini koyarak aldığı oy var. Bütün barajı geçemeyeceğine rağmen inanarak. Mesela son yerel seçimde İstanbul'da bizim büyükşehirde adayımız yok. Pek çok ilçede adayımız yok. Belediye meclis üyelerinde adaylarımız var. Onda da 7 ilçede yok. Buna rağmen 102 bin oy. Hiçbir niye iddia yok olmadan. Hayır, şundan dolayı yok. Onun da sebebini söyleyeyim. Biz bir stratejiyle girdik bu seçime. Bir, kendi stratejimiz vardı. İki, Cumhur İttifakı hassasiyetimiz vardı. Üç, devletin bekası hassasiyetimiz vardı. Hatta tersinden gelirsek devletin bekası hassasiyeti, Cumhur İttifakı hassasiyeti ve parti stratejisi. Şimdi ikisini gözeterek bir parti stratejisi kurduk. O da şuydu. Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın, HDP'nin güçlü olduğu ve kazanma riski olan yerlerde biz aday çıkarmadık. Orada Cumhur İttifakı'nın partilerini destekleme kararı aldık. Ama kendi mesela Ağrı Tutak gibi yerde çıkardık, kazandık. Yani bu risk olmayan yerlerde. Bu tarafta da, batıda da biz kendi iddialı olmadığımız, ondan sonra iddiamızın olamayacağı ve Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın tamamen kamplaştırdığı ve dolayısıyla da siz aday koyduğunuzda orada çok efendim milletin oy verme şeyi az gördüğümüz noktalarda, iddiamız olmayan noktalarda aday çıkarmayarak Cumhur İttifakı'na olan hassasiyetimizden dolayı orada Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekledik. Ama kendi güçlü olduğumuz yerlerde ve güçlü adaylar bulduğumuz her yerde Büyük Birlik Partisi kendi adaylarıyla girdi. Özellikle büyükşehir olmayan illerde il genel meclislerinde, diğerlerinde de belediye meclislerinde partinin oyu oradan çıkıyor biliyorsunuz. Oralarda kendi adaylarımızı koyduk ve Büyük Birlik Partisi %2 civarında oy aldı. Peki siz büyük hassasiyet gösterdiniz. Bunu anlıyoruz. Rakamlarda zaten ona ilişkin bir hikaye anlatıyorlar. Peki siz Millet İttifakı ile siyaset yapmayacağınızı anlıyorum. Demin söylediğiniz sözlerden, yani böyle bir ittifak oynaması olmayacak. Cumhur İttifakı içinde kalacaksınız. Öyle gözüküyor. Peki Cumhur İttifakı içerisinde deminki bütün rakamlara baktığınız zaman sizin ittifaka gösterdiğiniz hassasiyet kadar size hassasiyet gösterildiğini düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, tabii o dönem 15 Temmuz darbesi yaşanmış, Türkiye yeni darbeden çıkmış, Türkiye'nin normalleşme süreci, Türkiye'nin içinden geçtiği şartlar, bütün bunları da önceleyerek bir karar veriyoruz. Ama tabii Büyük Birlik Partisi mesela Cumhur İttifakı içerisinde kendi amblemiyle de yer alabilirdi. Ama bir ittifak oluşturan bir partinin listelerinden de girebilirdi. Biz ikincisini tercih ettik. Ya, bu salt benim kararım değildi. Bu kararı parti divanımızın, o günkü divanımızın 13 üyesinin 13'ünün de onayı, evet demesiyle. Merkez karar üyelerimizin, 50 üyemizin 47-48'inin
böyle arzu etmesi ve bu yönde el kaldırmasıyla, görüş beyan etmesiyle yine il başkanlarımızın, iki il başkanımız hariç yine o şekilde seçime girmemizi istendiği için, o yönde karar verildiği için o yönde girdik. Yoksa bu sadece Mustafa Destici'nin kararı değildi. Hı hı. Çünkü biz Büyük Birlik Partisi'ne bütün kararlarımızı istişare ile veriyoruz. Bu kurullarımızla veriyoruz. Kurullarımızı işleterek veriyoruz. Onun için ama bundan sonraki seçimlerde ben daha önce de ifade ettim. Benim şahsen bundan sonraki seçimlerdeki arzum, hedefim Büyük Birlik Partisi'nin Cumhur İttifakı içerisinde kendi amblemi ve adıyla yer alması ve seçime katılmasıdır. Hı hı. Ve kurullarımızın da öyle karar vereceğini ümit ediyorum. Peki hassasiyet konusu, hassasiyeti gördüğünüzü düşünüyor musunuz? İttifaktan bu hassasiyeti gördüğünüzü yani. Olacaktır diye düşünüyorum. Yani Büyük Birlik Partisi, efendim? Şu ana kadar böyle bir hassasiyet görüyor musunuz? Şimdi beklediğiniz bakın, hassasiyeti görüyor musunuz yani? Cumhur İttifakı'nın Büyük diğer Birlik Partisi taban olarak beklediği hassasiyeti görmüştür desem bu eksik olur. Hı hı. Burada elbette ki hassasiyet gösterilen yerler var, hassasiyet gösterilmeyen yerler var. Mesela yerel seçimde biz bunu yaşadık. Yerel seçimde biz mesela AK Parti ile MHP'nin yaptığı gibi ya da CHP'nin İYİ Parti ile yaptığı gibi bir siyasi partiyle bir resmi ittifak yapmadık. Ve bununla ilgili görüşmeler yaptık mı? Görüşmeler yaptık. Ama Sivas'ta iş kilitlendi. Biz neticede bugün kazandıklarımızdan daha çok çoğu bize teklif edildi. Hı hı. Yani hem belediye başkanlığı olarak hem meclis üyesi olarak hem diyelim ki belediye başkan yardımcılıkları olarak. Ama biz Sivas bizim için çok anlamlı ve Büyük Birlik Partisi'nin daha önce belediye aldığı bir yer. Merhum genel başkanımızın memleketi ve zaten son yerel seçimde de gözüktü ki işte Sivas'ta AK Parti 40 küsürle belediyeyi kazandı. Biz de %36 oranında oy aldık. Ama ben şuna inanıyorum. Eğer bu işbirliği resmi olarak da zaten resmi değil de fiili olarak da gerçekleşmiş olsaydı bugün İstanbul Belediyesi Cumhur İttifakı'ndaydı. Hı hı. Ha bunu söylerken şunu söylüyorum. Biz elbette ki İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayını destekledik. Ama tabanımız kırıldı. Yani o kırgınlık sandığa %100 oy olarak yansımadı. Onu söylemek istiyorum. AK Parti'ye katılacağınızı sonunda yani parti olarak AK Parti'ye katılacağınızı söyleyenler var. Bunlara kim? Bir cevabınız var mı? Bu bir kulis dedikodusu olarak. Yani kim olarak söylüyorsa boş konuşuyordur. Hani halt ediyor diyeceğim de o biraz benim şeyime yakışmıyor ama ağzımdan çıkmış oldu. Şimdi Büyük Birlik Partisi'ne bu teklifler daha önce de yapıldı. Hı hı. Hem şahsıma hem Büyük Birlik Partisi'ne yapıldı. Ama 27 senedir var parti. Yakın tarihte de yapıldı. Yani bu tür geçişlerin olduğu dönemlerde de yapıldı. Yani 2013 yılından beri bu ve buna benzer teklifler şahsıma ve Büyük Birlik Partisi'ne yapılıyor. Ben elbette ki bu teklifler yapanlar da iyi niyetli olarak yaptığını düşünüyorum. Ama benim cevabım hep şu oldu. Yani 2013'te hangi cevabı vermişsem bugün de aynı cevabı veriyorum. Biz devletimiz, milletimiz, ülkemiz için işte biraz önce bahsettiğim teröristler hariç, vatan hainleri hariç, terörü ve şiddeti benimseyen ya da onların yanında duranlar hariç herkesle ülkemiz, devletimiz, milletimiz için işbirliği yaparız. Hı hı. Belli noktalarda. Ha azami müştereklerimiz olan işte AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğu gibi siyasi işbirlikleri de yaparız. Ama Büyük Birlik Partisi'nin kendisini feshederek bir partiye katılması ya da ilhak etmesi diye bir şey söz konusu değildir. Hı. Büyük Birlik Partisi bir önce bahsettim. Türkiye'nin en köklü ve en eski siyasi partilerindendir. Kadrolar da Türkiye'nin en tecrübeli siyasi kadrolardır. Onun için biz yolumuza kendi parti kimliğimizle, adımızla ve amblemimizle devam ediyoruz. Ve inşallah ilk seçimlerde de milletimizin önüne Büyük Birlik Partisi kendi adı ve amblemini sandığa koyacak. Evet, o zaman bana teşekkür edeceksiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü iyi ki aradaki fark ne diye sormuşum. Yani evet. Burada bir ayrılış var. O ayrılmanın bir meşruiyetinin olması lazım. Yine mi ara var? Farklı şeylerle. Nasıl anladınız artık? Siz de sizin başlayabilirsiniz bu işe. Anlıyorum. Şöyle döndüğüm zaman değil mi? Evet. Kıymetli izleyiciler bir kısa reklam aramız daha var. Sonra devam edeceğiz tabii. Tabii. Kıymetli izleyiciler, biz
Kıymetli Mustafa Destici ile Sayın Başkan'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi geldik daha güncel meseleleri. İşin sonunda gelebildik. Evet, geldik. Kolay değil tabii yani. Koca bir siyasi hareketi temsil ediyorsunuz. Onun nedenini, niçini, nasılı, tarihini konuşurken güncele gelmek en sonda mümkün oluyor. Size idamın yeniden gelmesini soracağım. Bu konudaki öneriler, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin söylediği bir ifade var. Tekrar hukuk mevzuatımıza alınması gerekir diyor. Ama siz aslında Ekim 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda idam cezası ile ilgili değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi vermiş Anayasa bir partisiniz. Anayasa değişikliği teklifi sundum. Bu da değil Ahmet Han Bey. Bakın biz zaten idam kaldırılırken buna karşıyız. Yani bizim idam noktasında da çizgimizde bir kırıklık yok. Hangi suçları kapsamalı mesela? Biz 2011'de 2 milyon imzayı 2 günde topladık Meclis Dilekçe Komisyonu'nda. 2013'te 30 ilde referandum yaptık noter huzurunda. %95'in üzerinde Doğu illeri de var bunun içerisinde. Hı. İdama evet diyor. Ve daha sonra da 2018'de ben meclise girince ilk 1 Ekim'de bu anayasa değişikliği teklifimi meclise sundum. Teklif verme şeyim yok tek milletvekili olduğum için sundum. Yani Meclis Genel Kurulu'nda konuştum basın toplantısında. Mecliste bulunan 4 siyasi partinin grup başkanlarını ya da genel başkanlarını ziyaret ettim. Onlardan destek istedim bu konuda. Ve bütün milletvekillerine de mektup yazdım. Bu konuda destek verilmesi HDP'liler hariç. Şimdi biz iki suç için yani bazıları diyor ki idam deyince sanki herkese idam istiyormuşuz gibi. Biz iki suç için bunu çok çerçevesini net çizdik. Bir, işte bizzat kurşunu sıkan ya da bombayı patlatan ya da bunun emrini veren teröristler için. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için. Biz bunların için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bakın ben size bir olay hatırlatayım. Yani evet. Türkiye'de daha önceki süreçlerde yaşanmış. Biliyorsunuz biz Asala eylemleriyle çok karşı karşıya kaldık. Evet. 7 Ağustos 1982'de Esenboğa Havalimanı'nda biliyorsunuz iki terörist eylem yaptılar. Hı. Bomba patlattılar. Otomatik silahlarla 3 Türk polis, 3 Türk yolcu, 1 Türk havaalanı personeli ve 1 Amerikalı kadın yolcu ve 1 Alman mühendisi öldürdüler. Bunlardan Zohrab Sarkisyan çatışma sırasında öldürüldü. Levon Ekmekçiyan ise canlı olarak yakalandı. Ve daha sonra yargılandı ve 28 Ocak 1983'te idam edildi. Şayet idam edilmeseydi 1990'lı yılların başında çıkmış olacaktı. Türkiye'deki infaz ve af yasalarından dolayı ve şu anda aramızda dolaşıyor olacaktı. Yani onun için idam çok önemli. Yani hem cezanın karşılığını bulması açısından hem adaletin tesisi açısından hem de caydırıcılık açısından. Ama tabii Türkiye'de bazı kesimler var. Hala Levon Ekmekçiyan'a sahip çıkan, onun posterini taşıyan, efendim işte hala onunla ilgili sanki o bir özgürlük kahramanıymış gibi sunan bir kesim var Türkiye'de. Yani bunların da profillerine baktığımızda ya da paylaşımlarına baktığımızda pek çoğunun HDP, PKK kökenli olduğunu ya da aşırı sol DHKPC örgütü üyesi olduklarını görüyoruz. Bunları görüyoruz yani. Ve Fransa ile mesela yaşadığımız mesela aynısı biliyorsunuz Orly Havalimanı'nda da oldu. Hı hı. Bütün daha o güne kadar Avrupa Asala'yı biliyorsunuz sahipleniyordu. Ne zamanki kendi işlerinde böyle bir saldırı olunca onlar da karşı bir duruş sergilemek zorunda kaldılar ama yine Asala'yı ortadan kaldırmak da Türk milliyetçilerine nasip oldu Türk devletiyle birlikte. Peki bu noktada getirdiğiniz argüman bir tarafı nesnel bir tarafı duygusal sağlam bir argüman. Kendi iç tutarlılığı bakımından. Fakat şöyle bir veriyi de araştırdınız mı? Var mı böyle bir şey? Mesela idam olan ülkelerde bu bahsettiğiniz suçlar işlenmiyor mu? İstatistik olarak daha mı az? Şimdi işlense de daha az. Yani baktınız bunun, buna yani. Tabii buna baktık. Bunun caydırıcını tabii her ülkeye göre, her topluma göre, eğitim durumuna göre, inanç kültür yapısına göre bunlar değişiyor. Onu paylaştınız yani, mı kamuoyuyla? Tabii belli dönem dönem paylaştık.
Şimdi diyelim ki Türkiye'de mesela her bölgede aynı mı? Diyelim Doğu Anadolu bölgesinde daha farklıdır. İşte namus cinayetleri var, aşiretler arası kavgalar var. Ondan sonra bir sürü şeyler var. Ama diyelim Karadeniz'de daha farklı duygularla biliyorsunuz bazı silahlı eylem ya da cinayetler işleniyor diyorum. Ama diyelim ki Orta Anadolu daha sakin bir şey biliyorsunuz. Ege daha farklı, Trakya, Marmara daha farklı bir kültüre sahip. Yani Türkiye içinde bile bu değişkenlik gösterebiliyor ki dünya coğrafyası üzerindeki ülkelerinde de hepsini aynı kategoriye koyup aynı şekilde değerlendirmek gerekmez. Bir de mesela bize bunun Avrupa Birliği'ni gerekçe gösterenlere şunu söylüyorum. Ya biz bir Hristiyan Avrupa topluluğu değiliz ki, milleti değiliz ki, devleti değiliz ki. Onun inancı farklı, kültürü farklı, benim inancım farklı, kültürüm farklı. Amerika'da da var. O da Amerika'da Hristiyan. Da var, Rusya'da da var, Amerika'da Çin'de var. De var. Amerika'da var da şöyle şeyler de var. Amerika'da mesela idama mahkum edilen bir adamı idam ediyorlar. Aradan 20 sene geçiyor, teknoloji değişiyor falan. Aa, bu adam işlememiş o cinayeti. Şimdi bizim mesela... Meğersem buymuş oluyor. Bu sizce bir sorun değil mi? Yani şimdi şöyle. Masum birinin burada, de buna kurban gidebilmesi bizim ihtimali. Burada denetim mekanizma ve sürelerimiz var. O da şöyle. Mesela orada da cezaevinden çıkan bir sapık katil bir genç kızımızı hiç tanımadı. Gözüne kestirmiş, takip etti, öldürdü. Bu somut değil mi? Bunun tartışılacak bir tarafı var mı? Bunu hemen idam edersin. Yani ama diyelim ki hukuk da zor karar verdiği bir husus var. Ve hala bir takım şüpheler de kalabiliyorsa bizim oradaki şeyimiz şu. Bir, yargıta yani üst mahkeme son karar verdikten sonra bir yıl bekleyip öyle meclise gelecek. Meclise gelecek ve meclis de onayladıktan sonra 2 yıl sonra infaz edilecek. Yani biz orada 3 yıllık bir süre koyuyoruz. Ama somut yani net olan şeylerde de beklenmesin diyoruz. Anladım. Biraz zor tabii kriter ama bir kriter vardı sonunda. Peki, zor değil, gayet kolay. Yok, anlaşılır, biraz, net. Hayır, anlaması kolay da hani... Biraz şüphe varın çizgisinin nereden geçtiği kolay değildir hukukta. Hayır, şimdi şöyle mesela oradaki hadisenin faili net değil mi? Bunu neyin tartışacağız? Adam ben yaptım diyor zaten. Net olduğu zaman nettir net, zaten tabii. De şüpheli olduğunda ne kadar şüphelidir meselesi biraz şüpheli bir mesele. İşte onu da hukuk karar verecek. Orada da biz 3 yıllık bir denetim süresi koyuyoruz. Peki tarikat ve cemaatler meselesini biraz da konuşalım. Siz... konuda hassasiyet sahibi bir ha ben siyasi... Önümüzdeki süreçte idamın geleceğini ümit ediyorum. Yok, o belli yani. Evet. Tabii. Teklifi anayasa değişikliği teklif verdiğinize göre aksini düşürmedim. Geçtiğimiz günlerde bu tarikat cemaat meselesi oldukça tatsız bir olayla gündeme geldi. Kendini şehit diye tanıtan bir sapık 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etti. Baba geri adım atmadı. Ben hakikaten baba gibi baba. Baba tabii tavrını baba gibi baba. Alkışlıyoruz ve destekliyoruz. Bu tarikat ve cemaatler nasıl denetlenmeli? Türkiye'de bunlara oy deposu diye bakılır mı? Siyaset öyle mi tartışır bunları? Siyasi koridorda bu nasıl bir muhabbettir? Sizin özel olarak, parti olarak hani şunlar çok da iyi cemaatlerdir dediğiniz cemaatler, tarikatlar vesaire var mı? Şimdi Ahmet Bey, bir kere şu gerçeği unutmayalım. Bu Anadolu toprakları ta Ahmet Yesevi ocağından, dergahından çıkan... Siz dedenizle ilgili falan olarak tabii, da konuşabilirsiniz Gazi, bunu yani. Alperenlerin, dervişlerin, Hacı Bektaş Veli dergahından çıkan, onların gayretleriyle İslamlaşmış ve Türkleşmiş. Hı hı. Şimdi biz bu gerçeği unutamayız. Bu bizim bir gerçeğimiz. Dolayısıyla da samimi olarak tasavvufun içinde kalan bütün yapılara bizim saygımız vardır ve yaşamasından yanayız. Ama istismarcılar yok mu? Var. Şimdi en son çıkan da bu istismarcılardan bir tanesi. Devletin böyle ortaya çıkmadan, daha kamuoyunun basınının düşmeden Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'nın operasyonunu yaparak yakaladığı ve hukukun önüne çıkardığı onlarca belki daha bu tür sahte şey şarlatan ya da istismarcı var. Bunlar kamuoyunun gündemine gelmiyor. Bunlar da var. Ama esas yapılması gereken ne biliyor musun? Onların üzerindeki o hırkayı çıkarmak. Hani Hazreti Süleyman döneminde biliyorsunuz bir hikaye var. Serçe ile avcı arasında. Evet. Serçeyi yakalamaya çalışırken kanadını kırıyor. Şikayetçi ölü Hazreti Süleyman'ın karşısına geliyorlar. Anlat bakalım ne oldu diyor.
Ben diyor yemleniyordum işte. Derviş kılığında birisi bana yaklaştı. Ben diyor kaçmadım. Beni yakalamaya çalışınca anladım ki gerçekte avcı, kaçmaya çalışırken kanadımı kırdı. Öyle mi oldu diyor, öyle oldu diyor. Onun da kolunu kırdı diyor. Diyor ki serçe itiraz ediyor. Hayır diyor. Onun kolunu kırarsanız kolu iyileşince tekrar avcılık yapar. Siz diyor onun üzerindeki hırkayı çıkarın ki onu derviş, ben onun derviş zannetmesinler. Biz bu sahte dervişlerin, şeyhlerin hırkalarını çıkaracağız, sarıklarını çıkaracağız, kavuklarını çıkaracağız. Yani bizim yapmamız nasıl gereken yapacağız? Bu. İşte bunları nasıl yapacağız? Bunları tabii ki kolluk kuvvetlerimiz çalışıyor, bunlar mücadele, ama biz öbür taraftan bunu eğitimle yapacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın görev ve selahiyetleri de sınırlı. Yani konu gündeme geldiğinde herkes Diyanet İşleri Başkanlığı söylüyor, başkanlığı söylüyor. Ama onların da görev ve sorumlulukları, selahiyetleri nereye kadar? Yani kanun verdiği, yasaların verdiği yetki, ona çizilen daire neresi? Buraları yeniden düzenlemek lazım. Arttırmak lazım mı demek istiyorsun? Tabii yani istiyorsun. Yani bu yetkiyi vermek lazım. Bu yetkiyi lazım vermek lazım ama sadece Diyanet İşleri Başkanlığı değil, İçişleri Bakanlığımız, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı bu konuda ortak bir çalışma grubu kurmalı ve bunlara yönelik titiz, toptancı anlayıştan sıyrılıp tek tek çok daha var Anadolu'da, bunu biliyoruz. Bu istismarcıların hepsinin üzerlerinde hırka çıkarılmalı ve hukukun önüne konmalıdır. Net. Peki, çünkü buradan bunları fırsata çevirip nasıl bir önce işte koronavirüsle mücadeledeki bazı eksikleri ya da art niyetle hareket ederek yıpratmaya çalışan varsa, bu tür hadiselerden de sanki bütün Müslümanlar ya da bütün din adamları ya da bütün tasavvuf ve tarikatlar, cemaatler hepsi aynıymış gibi, işte en entelektüel diye gözüken, kamuoyunun önüne çıkan birisi, adam o şarlatan İmam Hatip Lisesi mezunu bile değil ama bütün İmam Hatip mezunlarını ağza alamayacağımız kelimelerle, kavramlarla itham etme bedbahtlığını yaşayabiliyor. Peki siz Cumhur İttifakı'nı destekliyorsunuz ama mesela beraat edip göreve iade edilmeyen KHK'lılar, EYT'liler falan gibi bir takım konularda ittifak siyasetiyle aynı çizgide değilsiniz. Doğru mu biliyoruz bunu, böyle olmadığınızı? Yani siz mesela EYT'lilerle biz ilgili olarak... Biz hükümetin üyesi değiliz ki. Değilsiniz. Yani biz Cumhur İttifakı'nın üyesiyiz. Zaten siyasetinizi anlatın diye tabii söyledim. Ben şunu söylüyorum. Yani nasıl biz, farklı düşünürsünüz değil. Bence herkes biz, birbirinden farklı tabii düşünebilir. Biz doğru olan her şeyi destekleriz. Kimden gelirse gelsin. Yanlış olan şeyin karşısında dururuz. Bir noksanlık, eksiklik gördüğümüzde de bunu dile getiririz. Emekli yaşa takılanlar. Bende burada bir hak mağduriyeti var. Ve bu hak mağduriyetinin giderilmesi lazım. Çünkü sen devlet olarak bunlara demişsin ki işe başlarken sözleşme yapmışsın adeta. Sen şu kadar yıl, şu kadar iş günü çalıştırırsan emekli olursun demişsin. Ama 99'da bir kanun çıkıyor. Geriye ve bu doğru. Sen hakkı elinden alıyorsun. Bence bu hakkın verilmesi lazım. Tabii bu koronavirüsle mücadelede ekonomimiz ağır hasar aldı bütün dünyayla birlikte. Bu belki hemen bu süreçte yapılmayabilir ama ilk fırsatta bunun yapılması gerektiğinin altını çiziyorum. Başka hangi konuyu söyledim? Bu beraat edip şimdi şöyle, kamu görevini yani biz hukuk devletiyiz. Dolayısıyla da hukuk devletinde bir kişi hangi suçtan olursa olsun, yani hangi suçtan olursa olsun, eğer açığa alınmışsa ama hakkında hiçbir isnatlara rağmen hiçbir hukuki delil bulunamamışsa, soruşturma bile yapılmamışsa ya da soruşturma yapılmış da takipsizlik kararı verilmişse ya da hukuk işlemiş ama beraat etmişse, elbette bunun sonrasında hukuk işletilmelidir diye düşünüyorum. Ama şunu da altını çizeyim. Devlet istediği kişiyle çalışma hakkına sahip midir? Sahiptir. Ama biz özel sektör şirket mantığıyla da hareket edemez. Vatandaşları arasında hangi etnik köküne ya da mezhebi anlayışa sahip olursa olsun, hangi siyasi partiye gönlü kayıyorsa kalsın, bölücü olmadıktan sonra, teröre ve şiddete bulaşmadığı ya da terör ve şiddeti övmediği sürece bütün vatandaşlarımız anayasa önünde eşittir. Ve dolayısıyla da devletin sunduğu bütün imkanlardan da eşit ve adil bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir.
aynen eşit ve adil bir şekilde yargılanma hakkına sahip olduğu gibi. Başka konular var mı sizin mesela genel iktidar siyasetiyle örtüşmediğiniz? Şimdi kendinizi şöyle, dile getirmek istediniz. İlla iktidar siyasetiyle örtüşmeyelim diye kendimizi zorlamıyoruz. Hayır, var mı diye sordum. Şimdi şöyle, mesela biz infaz yasasında evet demedik. Çünkü neden? Biz kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda bunu bir kul hakkı görüyoruz ve devletin af yetkisi olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ha, devlet kendisine karşı işlenen suçlarda bu yetkisini kullanabilir. Devletin varlığına, milletin, ülkenin bütünlüğünü gözeterek, ama kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarda Allah bile benim karşıma kul hakkıyla gelmeyin derken, helalleşin de gelin derken ya da bunu yapmayın derken, ben devletin böyle bir hak kullanmasını doğru bulmuyorum. Yani biz, benle ittifaksınız o konuda. Ben ya da ben sizle ittifakım. Tabii, yani biz milletle ittifakız. Yani. Şöyle, biz doğru olanın yanındayız. Ama bir ana eksen var Ahmet Han Bey. Bir ana eksen var. O da nedir? Ya devletin yürüdüğü bir politika var. Şimdi biz Cumhur İttifakı'nda olmamızın asıl sebebi o. Biz ana eksene bakıyoruz. O da nedir? Devlet şu anda terörle mücadele ediyor. Ve dışarıya karşı ciddi bir mücadele veriyor. Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere. Ve Suriye'nin çok kuzeyi, sinsi bir terör örgütüyle. Tabii ve taraftan. Çok sinsi, cari bir terör örgütüyle. İki terör örgütüyle mücadele veriyor. Dolayısıyla da burada biz elbette ki devletin ve devleti yönetenlerin yanındayız. Burada tavizimiz yok. Herkesi de, bütün siyasi partileri de, ister Cumhur İttifakı'nın yanında olsun, ister Millet İttifakı'nda olsun ya da ittifakta olmasın, herkesi burada devletin yanında durmaya davet ediyoruz. Çünkü dış politika milli bir meseledir. Bakın, bu Macron'un açıklamalarından sonra sadece Cumhur İttifakı'nı oluşturan bizden değil, İyi Parti ve CHP'den de Cumhurbaşkanımıza karşı, biliyorsunuz hani Cumhurbaşkanı Türk milletini ayırmaya kalkan bir uyanıklık yapmaya çalıştı, ama CHP ve İyi Parti de orada cevap verdi. İşte böyle olması lazım. Yani hani büyük büyük laflar ediliyor ya televizyonlarda, vatan söz konusuysa gerisi teferruattır. İşte bugün vatan söz konusu. Dolayısıyla da herkes gerisini teferruat kabul edip devletin ve devleti yönetenlerin yanında durmalı. Onların daha doğru iş yapmaları için katkı sunmalı. Yoksa bir açıklarını arayıp buradan bir yanlış yapsınlar, biz de bunu kullanalım ve buradan iktidar yıpransın, bize de iktidar yolu açılsın mantığını Büyük Birlik Partisi bugüne kadar hiç kullanmadı. Kimseye de tavsiye etmiyoruz. Bakın, peki yanlış yaparlarsa? Yanlış yaparlarsa söyleyeceğiz. Ama devletin bütünlüğü içerisinde bunu söyleyeceğiz. Örneğin şimdi biz, o zaman mesela bu eleştiri siyaseti, biz Doğu Akdeniz'i ve Ege'de neyin sonucunu yaşıyoruz? Geçmişte yaşananların sonucunu yaşıyoruz. Yani biz Paris Anlaşması'nda niye yokuz? 47'deki niye yokuz? Siz daha iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda hem uluslararası siyaset bilimcisiniz hem tarihçisiniz. Türkiye'nin o anlaşmaya taraf olması, Fransa'da bulunan, Paris'te bulunan Türk yetkililer tarafından mevcut hükümete, İnönü hükümetine teklif ediliyor. Ama siz karışmayın, biz 2. Dünya Savaşı'nda yokuz. Dolayısıyla da anlaşmada da olmayacağız deniyor. Ve bugün Yunanistan ne diyor? Türkiye Paris Anlaşması'nın taraflarından birisi değil. Onun için ben adaları istediğim gibi kullanırım diyor. Halbuki kullanamaz. İşte her şey ortada. Yok, burada işte vaktimiz yok. Bütün her şey ortada. Yok, var. Yani şimdi hem Lozan Anlaşması'nın 13 ve 16. maddeleri başta olmak üzere Lozan Anlaşması'nın adalarla ilgili, boğazlarla ilgili maddelerine baktığımızda hem o maddeler hem Paris Anlaşması'na baktığımız zaman Yunanistan, bırakın itilaflı olan 12 adalar başta olmak üzere, kendi adalarını dahi silahlandıramaz. Yani Lozan'a ve Paris Anlaşması'na göre. Ama bugün silahlandırıyor. O zaman burada Türkiye'nin yapması gereken nedir? Uyarısını yapacak. Gerekiyorsa da askeri müdahalede bulunacak. Askeri müdahaleden kaçınmayacak. Ben şu anda Türkiye'nin bir müzakere masasına oturmasını da erken buluyorum. Yani önce biz sahada işimizi tam anlamıyla bitirmeliyiz. Yani siz Oruç Reis'in bakımda olmasının pek de uygun olmadığını düşünüyorsunuz. Hayır, bakımda olabilir, geri gider, o başka bir şey. Ama biz şu anda diyorum ki biz sahada, yani sadece sondaj çalışmalar ile ilgili demiyorum. Adalarla ilgili, ihtilaflı adalar başta olmak üzere gereğini yapıp ondan sonra masaya oturmalıyız. Nedir gereği? Biz mesela Kıbrıs'ta barış harekatı olduğunda adanın yarısında durmayıp da adanın tamamını alsaydık, ondan sonra masaya otursaydık daha güçlü bir şekilde oturumuz olmaz mıydık?
Hatta o oradan sonra o 12 adanın meselesini bile meclis başta olmak üzere çözemez miydik? Çözerdik. Şimdi gereği nedir? Şimdi aynısı mesela Barış Pınarı Harekatı'nda da oldu. Biz eğer durmasaydık, ABD ve Rusya ile masaya oturup durmasaydık ve kendi hedeflerimizi gerçekleştirdikten sonra masaya otursaydık. Yani Tel Rifat ve Manbij arasını da alarak hani o şimdi 120 kilometrede sıkıştık kaldık. O hedeflediğimiz 480 kilometrelik aynen Afrin'de olduğu gibi harekatı tamamlasaydık bugün Suriye'nin kuzeyi böyle mi olurdu? Bugün Kamışlı'da, Sincar'da, Aynel Arap'ta PKK, PYD, YPG olabilir miydi? Olamazdı. Ben şimdi diyorum ki aynısını yapacak Türkiye. Askeri hareketse askeri hareketini yapacak. Yani mesela Meis'e mi çıkacak Türkiye? Çıkması gerekiyorsa çıkacak. Bu mudur? Hayır, çıkması gerekiyorsa çıkacak. Eğer Yunanistan Cumhurbaşkanı gelip orada bize şov yapıyorsa ve silahlanmaması gereken adayı, sadece onu ziyaret değil. Eğer Yunanistan hem Lozan'a hem Paris Anlaşması'na göre, uluslararası hukuka göre silahlandırmaması gereken adaları silahlandırıyorsa, Türkiye'nin de buna karşı askeri mukavemet hakkı vardır. Bunu gerçekleştirecek, masa ise ondan sonra masaya, müzakere ise ondan sonra müzakere yapacak. Evet. Peki bu mesela Barış Pınarı Harekatı'ndan bahsettiniz. O dönem yeni takip edenler hatırlayacaklar. Amerikan Başkan Yardımcısı Pence buraya geldi. Bir müzakere yapıldı. Öyle bir hava vardı ki hani daha da ilerlerse Türkiye, hadi öyle diyelim, kızılca kıyamet kopacak. Bunların göze alınması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Göze alınması gerek. Çünkü Amerika başta olmak üzere Avrupa şunu biliyor. Sahada Türk ordusunu alt edemeyeceklerini biliyorlar. Sahada biz güçlüyüz. Ama bakın biz hep masada kaybetmişiz. Ahmet Kasım Bey. Biz hep masada kaybetmişiz. Osmanlı döneminde de bu böyle. Cumhuriyet döneminde de bu böyle. Ama biz harekatlarımızı tamamladığımızda kazanmışız. Afrin'de olduğu gibi. İdlib'de olduğu gibi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi. Onun için biz hiç merak etmeyin. Amerika Birleşik Devletleri orada bizimle savaşmayı göze alamazdı Suriye'de. O zaman biz AK Parti... Ya bırakın bizimle ya. Suriye ordusuyla göze alamıyor. Bağdat'la göze alamıyor. Yani IŞİD'le mücadele edemedi. Bütün dünyayı yanına alıp ondan sonra mücadele etmeye kalktı biliyorsunuz. Peki ama bu söylediklerinizden şöyle bir sonuç çıkaranlar illa olacaktır. Ona da bir cevabınız Hayır, varsa verin. Siz mesela sizin değerlendirmeniz de önemli benim için. Yok ben şimdi bu programda hep bu geliyor bana. Hep aynı cevabı veriyorum. Size de aynı cevabı veriyorum. Ben zaten değerlendirmeleri umarım kimseyi sıkmadan uzun uzun ve çok yapıyorum. Perşembe sabahları TV100'de yapıyoruz. TV100'de bu pazar dış politika gündemiyle, sağ olun bu fırsatı bana verdiniz söyleyebileceğim. Dış politika gündemiyle bu pazar bir özel yüz yüze yapacağız. Başka yerlerde de söyleyeyim. Burada işim sizi konuşturmak. Bir de ben size bir şey söyleyeyim, sır vereyim. Televizyon sırrı. Benim ne söyleyeceğimi en çok merak eden bile izleyici, birisini konuk almış olan bir sunucunun, burada konumum o, yorum yapmasından hoşlanmıyor. Evet. Bilin bunu. Hiç hoşlanmıyor. Doğru, konuğun konuşmasını istiyor. Yani seni sonra dinleriz, sen konuğun konuştur. O yüzden kendi şeyime girmiyorum ama bu demin söylediklerinizden şöyle bir mana çıkarmak mümkün. Ben size manayı söyleyeyim, siz cevabını verin. Eğer böyle söylüyorsanız 20 yıllık AK Parti iktidarına, 18 yıllık AK Parti iktidarına baktığımız zaman da mı masada kaybettik biz? Çünkü onu yapsaydık olurdu, bunu yapsaydık olurdu diyorsunuz. Her iktidarın doğrularını da söylüyorum, yanlışlarını da söylüyorum. Bunu da ülkemin ve milletimin menfaati adına söylüyorum. Biz neticede ayrı bir siyasi partiyiz. Aynı ittifak içinde de olsam ben Büyük Birlik Partisi'nin fikrini, düşüncesini söylüyorum. Ve doğru yapılması için yol göstermeye çalışıyorum. Peki. Libya'da da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Sarraç, ben gidiyorum dedi. Ekim ayı sonunda istifa edeceğim. Bu Türkiye'nin Libya siyasetini etkiler mi? Şimdi mutlaka yerine gelecek kişi görmemiz lazım. O Sarraç hükümetiyle Türkiye'nin yaptığı anlaşmaları sadık kalırsa, bunlar devam ederse tabii ki zarar görmez. Belki daha iyiye de yürüyebilir ama onun yerine gelecek kişi eğer farklı bir politika çizerse
Türkiye ile işbirliği yerine örneğin Fransa ile, İtalya ile, başka ülkelerle işbirliğini öncelerse elbette ki Türkiye'nin aleyhine olur. Türkiye de bunun tedbirlerini alıyordur diye düşünüyorum. Hı. Çünkü biz Libya'da gerçekten çok ciddi önemli bir iş yapıyoruz ve önemli bir ağırlığımız var. Önemli bir iş yapıyoruz ve çok önemli de hem Libya açısından kazanımlar elde edildi hem de Türkiye'nin hak ve menfaatleri açısından da önemli kazanımlar elde edildi. Hı hı. Aynı kanaat, söyleyeyim aynı kanaat. şimdi biraz da artık son şeye girdik, düzlüğe girdik. Burada yalnız Avrupa Parlamentosu'nun kararını da kınıyorum, şiddetle reddediyorum. Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu hiçbir zaman Türkiye'ye karşı gerçekçi ya da adil olmadı. Hep Türkiye'nin karşısında hangi Avrupa ülkesi olursa olsun haksız da olsa onun yanında durdu. Ki işte son bizim Yunanistan'la Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşadığımız meselelerde de tarafsız durması gerekirken maalesef Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın yanında duruyor. Hatta Yunanistan'ın yanında durmuyor. Yunanistan'ı bize karşı kışkırtıyor. Hı hı. Ama bunun bir bedelini karşılayacak. Ha, bu benim için sürpriz mi? Değil. Çünkü ben Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye başından beri samimi olmadığını ve Türkiye'nin o kapıda beklememesi gerektiğini söylüyorum. Siz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını istemiyorsunuz diyebilir miyim? Şöyle, biz Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerle her daim işbirliği, ticari, ekonomi, bütün bunları savunuyoruz. Adil, mütekabiliyet esaslarına dayanan bir birlik olsa elbette ki onaylarız ama bunun olmayacağını biz yıllardır biliyoruz. Hı hı. Ve boşuna rahmetli Muhsin Başkan'ın sözüyle hayal tünelinde beklemeyelim. Hı hı. Biz kendi işimize bakalım diyoruz. Yani sadece Avrupa Birliği'nde değil ki ya NATO'dan aynı tavrı görmüyor muyuz? Bizim Şubat ayında Rusya'nın bizim İdlib'deki konvoyumuza yaptığı saldırıda NATO'yu nerede gördük biz? Değil mi? NATO'nun en büyük parçalarından bir tanesiyiz biz. Nerede gördük biz NATO'yu? Neredeydi NATO? Şöyle bir şey görmedik mi? NATO'ya hakikaten Fransa, yani o, takip ettiğim için biliyorum. Fransa NATO'ya gerçekten ağır argümanlar ve Türkiye aleyhine suçlamalarla gitti. Ve her seferinde NATO bunlar geçersizdir deyip Fransa'ya geri yolladı. Öyle yaptı ama. Ve Fransızlar çok bozuktu. Hayır, İdlib'de Rusya'nın Esed rejimiyle birlikte Türk ordusuna, Türk askerine, Türk konvoyuna yaptığı saldırıda nerede gördük biz? Gördük mü biz NATO'yu? Yok, NATO uçakları gelmedi ama bunun daha fazla ilerlememesinde NATO'nun bir faydası yok muydu sizce? Ama veya diyelim ki bu saldırı bir Türk kuvvetine, konvoyuna değil de Fransa'ya da İngiliz konvoyuna ya da Amerikan konvoyuna yapılmış olsaydı aynı şekilde mi tavır gösterirdi? Benden cevap istiyorsanız vereyim. Yani bana sorarsanız çok farklı bir tavır göstermezdi. Evet. Yalnız şöyle bir şey var tabii. Fransız, İngiliz konvoyları ile Rusya böyle karşı karşıya gelir miydi? Oradan şüpheliyim. Şimdi sonuna geldik. Ve ben hem vallahi hem de billahi hepsini yetiştirdim. Öyle mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. İttifak siyasetine ilişkin kalmış bir iki soru var ama onların bence cevabını verdiniz. Yani tekrar aynı soruları farklı özne ve yüklemlerle sormamın bir manasının olduğunu düşünmüyorum. Bir tek şunu sorabilirim belki, ona da kısa bir cevap verebilirsiniz. Mesela milliyetçi kökenden gelen birisini aday gösterse Millet İttifakı önümüzdeki seçimlerde, örnek veriyorum... Ankara'da Mansur Yavaş'ı gösterdiği gibi. Mansur Yavaş'ı gösterdiği gibi. Biz Ankara'da da Cumhur İttifakı'nın adayını destekledik. Hı hı. Yok. Yani siz o zaman MHP ile orada aynı çizgidesiniz. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı adaydı. Biz MHP ile 2014 Cumhurbaşkanı seçimlerinde de aynı çizgideydik. Hı hı. Çünkü Ekmelettin Bey, yani Devlet Bey bizi ziyaret ettiğinde partiyi, adayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı olduğunu, merhum Türkeş'in danışmanı olduğunu, işte Emin Bilgiç merhumun Türk Ocakları Başkanı'nın damadı olduğunu, dolayısıyla adayın MHP'nin adayı olduğunu söyledi. Yani ben yoksa çok tanımıyordum Ekmelettin Bey'i. Evet, siz yani biz orada o zaman da MHP'nin adayı. MHP'yle arayın. Enteresan oldu. Ben onu sormadım ama siz çok daha güzel bir cevap verdiniz. Ne yalan söyleyeyim yani. En azından tarihte daha iyi rezone edecek. Bizim son sorumuz, evet, ona kaldı hakikaten zaman. Bu şarkıcı Halil Sezai.
67 yaşında bir komşusunu darp etti. Büyük tepki topladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu azgın ve ahlaksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara muhalif ya da iktidar karşıtı diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olamaz diye bence Türk siyasetinin ihtiyaç duyduğu cinste bir açıklama yaptı. Güzel altına. Ve doğru bir açıklama. Siz de aynı kanaatte misiniz? Şimdi ben de aynı kanaatteyim, aynı düşüncedeyim. Özellikle toplumun önünde olan kişilerin, sanatçı olsun, siyasetçi olsun, efendim işte eğitimci olsun, TV yorumcusu olsun, daha dikkatli olmaları lazım. Ki bir de bu bizim yani ne Türk'ün örfünde, adetinde, ne İslam inancında, ne de insanlıkta var. Yani. Biz kendimizden, kendi muadillerimizle belki atışabiliriz. Şiddet hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Ama ya kendinizin neredeyse iki katı yaşı olan, hani babamız yaşında diyeceğimiz, baban yaşında diyeceğin bir adama eline sopa alarak, 2-3 kişi yanına bodyguard alarak saldırmak ne demek ya? Bu insanlık değil. İnsanlık değil. Yani bu insanlıktan gerçekten nasibini almamış ve toplumumuzun da şunu görmesi lazım. İşte toplumun önünde olan bütün insanlar maalesef toplumu temsil etmiyorlar. Bize ait değiller. Bizim kültürümüzü, bizim inancımızı taşımıyorlar. Bu hassasiyetlere karşı bir özenleri yok en hafifiyle. Ama sadece toplumun sırtından kene gibi geçiniyorlar. İşin doğrusu bu. Ama tabii hukukun ortaya koyduğu tavır, toplumun ortaya koyduğu tavır. Son dönemde sosyal medya çok önemli hale geldi bu konuda. Hem kadına karşı şiddet hem işte bu tür adaletsizlikler noktasında gerçekten hukuku da harekete geçiriyor. Bu sosyal anlamda devleti medya, de harekete medya geçiriyor. Sosyal medya olumlu bir biçimde işe yarıyor. Yani biz mesela bir önce sordunuz, o dönemde de mesela biz asla kapatılmamalı dedik. Ha, bir takım düzenlemeler olabilir mi? Elbette olabilir. Bütün dünya yapabiliyor ama kapatmayı, kapatılmayı hiç kimsenin aklından geçirmemesi lazım diyorum. Unuttuğunuz bir şey var, hatırlatayım. Öyle mi? Peki. Gündemin bir konusu eğer vaktimiz varsa siz de zorlamak bitti, istemem. Ama siz söyleyin. Siyasi partiler yasası biliyorsunuz çok gündemde. Hı-hı. Biz Büyük Birlik Partisi olarak başından beri darbe anayasasının, 82 anayasanın ürünü olan bu siyasi partiler yasası ve seçim kanunundan Türkiye'nin mutlaka kurtulması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle seçim kanunu tartışılıyor ve herkese çağrımdır. Hiç kimse kendine göre, kendi siyasi geleceğine göre, partisinin oy durumuna göre, partisinin önümüzdeki seçimlerindeki geleceğine göre, alacağı oya göre bir seçim kanunu tasarlamaz. Bunun kimseye bir faydası yok. Bunu geçmişte yapanlara da bunun bir faydası olmadı. Merhum Özal döneminde bu yapıldı. Kendileri kaybettiler. Onun için burada hak ve adaletten her konuda olduğu gibi ayrılmamak gerekiyor. Seçim barajının kaldırılması lazım. Zaten ittifaklarla birlikte bu baraj büyük oranda kaldırıldı. Yeni sistemin Türk demokrasisine en büyük hediyelerine ya da katkılarından bir tanesi. Bakın bugün mecliste %99,5 seçime katılan neredeyse her parti temsil ediliyor. Halkın sandığa giren oyun da %99,5 mecliste temsil imkanı buldu. Hatırlayın 2002'de %54 ile %100 alınmıştı. Yani eski sistemde bu vardı. Madem böyle oldu bu baraj kalkmalı. Gerekirse tercihli sisteme geçilmeli. Hazine yardımı çok yüksek 5 partiye verilen. Bu minimize edilmeli, partilerin asli gereksinimlerini karşılayacak kadar hovardaca harcanılacak gibi 300-400 trilyonlar bir partiye. Bunlar Türkiye, yani bunu Almanya vermiyor. Her yıl bütçesi yüzlerce milyar euro fazla veren Almanya bunu vermiyor. Burada mutlaka düzenlemelere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ama hakça, adilce, demokratik bir düzenleme. Bence çok önemli uyarılar yaptınız. Hakikaten bunu atlamışım, kabul edeyim. Bu programın tarihinde son saniyelerde hep enteresan şeyler olur. Ama kıymetli ve manalı bir son şeydi, ekti. Size teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim bu güzel program için, davetiniz için. Tabii sabırla bizi izleyen vatandaşlarımıza ve camia mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bütün Türkiye'ye, milletimize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı geceler. Kıymetli izleyiciler, biz Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok hoş bir sohbet yaptık. Hakikaten çok hoşgörüyle,
kaçmadan, sıkışmadan, sıkıştığınızda yok. Cevaptan bizim kaçmadan. Bizim ve en azından beni tatmin eden büyük ölçüde cevaplar verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siyasi yolculuğunuzda size ve partinize başarılar ve hayırlar. İnşallah bu millet adına da nice hayırlar işleme fırsatı biliyorum. Biz bir yüz yüzenin daha sonuna geldik. Bizden hemen sonra haber var. Pazar akşamı kalabalık dış politika gündemini yüz yüze özelde konuşacağız. O ana kadar size hoşça kalın diyoruz. Bu andan o ana kadar yapılacak en iyi şey TV100'de kalmak. Siz de TV100'de kalın. İyi akşamlar.